Benim canım arkadaşlarım. Hepinize selamlar. Ben Semer Hoca. Semer Hoca Matematik Adası'nı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. 40 soru serisi ait matematik kampımızda bugün artık sondan 3. gündeyiz ve sondan 3. günümüzün konusu ise limit ve süreklilik olacak. Limit ve süreklilikle alakalı bir önceki videoda demiştim ki baba yarısı bir konudur ki gerçekten öyle. Limit, süreklilik, türev, integral dediğimiz konular hem sayısalcılar hem de eşit ağırlıkçılar için olmazsa olmaz arkadaşlar. Hem sayısalcılar hem de eşit ağırlıkçılar bu konularla rakiplerine fark atabilir. Tam böyle rakipleri eleyecek konulardır arkadaşlarım. Dolayısıyla gerekli önemi vermemiz lazım ve biz bugün limit süreklilikle alakalı 40 tane birbirinden güzel kazanımı yüksek tam olarak ÖSYM ayarında ÖSYM tadında ve ÖSYM tarzında sorular çözerek limit ve süreklilik konusuna bir nokta koyacağız seninle beraber ve o noktayı çok büyük böyle kalbinde hissedeceksin. Aynı şekilde sen de o noktayı koyup bir daha limit süreklilikle alakalı kafana takılacak herhangi bir soru işaretin olmayacak. Bütün denemelerde ve iddia ediyorum AYT'de limit süreklilikten soru kaçırmayacaksın. Evet. Artık hazırsak hemen şöyle gösterelim. 40 soru serisi AYT e matematik video soru kitabımızdan ilerliyoruz. Hocam ben bu soruyu çok ben bu seriyi çok sevdim ve TYT TYT için olan versiyonu yok mu diyorsunuz yorumlarda. Ben görüyorum. Hocam olmaz olur mu ya? Biz bunun TYT'sini e, yaptık. TYT Matematik video soru kitabımız 40 soru serisi. Hatta problemler bu kadar incecik bir kitabın içerisinde problemler sığmayacağı için dedim ki ben 40 soru serisi problemleri de çıkarayım. Problemler fasikülüm arkadaşlarım içerisinde böyle konu anlatım örnekleri bulunmayan yani basit tarzdaki problemler var ya 3 işçi şu kadar günde yaptıysa 5 işçi kaç günde yapar böyle sorulardan oluşmuyor kesinlikle. Tamamı ÖSYM tarzında sorulardan oluşuyor. Bak herhangi bir sayfasını açtım ve sana şu şekilde göstereyim. Tamamı ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor. Bak şöyle farklı bir sayfasını daha göstereyim ben sana. Tamamı ÖSYM tarzı sorulardan oluşuyor. Yani sınavda karşına çıkabilecek 320 tane soru var ki sınav gerçekleştikten sonra göreceğiz ki e, adım adım inceleyeceğim kitabı. Tutan soruları da çıkan soruları da sana paylaşacağım ben. Ki MSU içinde, TYT içinde hatta AYT'de bazen problem varı vari sorular çıkıyor ya o ilk 10 soru içerisinde. Burası içinde ama daha çok MSU ve TYT inanılmaz güzel bir kaynak problemler. E, ben bunun için AYT kampının bitimine yakın size sevgili arkadaşlarım böyle 20-25 veya 30 günlük bir kamp programı oluşturacağım ve bu kampla beraber bu 3 kitabı da bitirtmeyi hedefleyeceğim sizlere. Lütfen sevgili arkadaşlarım kitaplarımızı şimdiden alın ee, bir de şu sorunun da cevabını vermek istiyorum videonun başında gençler çok kusura bakmayın sizin vaktinizde çok çalıyorum ama. Şu sorunun da cevabını vereyim. Hocam kitap fiyatları durduk yere artıyor. Ha hani neden arttırıyorsunuz? Arkadaşlar kitap fiyatlarını ben arttırmıyorum. Kitap fiyatları enflasyona dayalı biçimde kendi kendine tırmanmak zorunda kalıyor. Çünkü trend yoldan veya kitap fonu'dan veya herhangi bir e, web sitesinden biz bu kitapları satın aldığınız zaman Hani kargo parasını size söylesem inanamazsınız. Kitap fiyatının neredeyse yarısı kadar bir kargo ücreti çıkıyor. Maalesef bundan kaynaklı kitap fiyatları durduk yere tırmanıyor. Kargo ücretleri tırmandıkça bu da tırmanıyor. Kağıt ücreti arttıkça bu da artıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bence hani bir iki ay sonra sınava yakın zamanlarda çözerim diye bekleme. Bence şimdiden al kitabını eğer alacaksan bu kampları yapacaksan bence şimdiden al kitabını. Dolayısıyla hani en azından bir 100 lira 80 lira 70 lira bir karın olur. Bunu da lütfen unutma. Toplam 1080 tane soru çözmüş olacaksın bu 3 kitabı çözdüğün takdirde. Ve bu 1080 sorunun tamamı ÖSYM tarzında ÖSYM ayarında olduğu için de bence şanslısın. Çünkü her birini e, bir soru bankası tarayarak ee, bu şekilde önüne seremezsin. Ben senin için derledim, toparladım, paket yaptım ve önüne sergiliyorum. Lütfen bu fırsatı kaçırma diyelim. Artık hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu da tabii ki beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet gençler ilk sorumuzla başlayacağız bakalım. Birinci soruya. Aşağıda FX fonksiyonunun grafiği verilmiştir ki bu soruyu diziler videosunda çözmeye çalışmıştım hatırlarsanız. Yanlışlıkla sayfayı kaydırdığım için... Diziler videosunda limit süreklilik sorusuna çözümüne başlamıştım ki neyse ki erkenden fark etmiştim. Şimdi buna göre f(x) fonksiyonunun limitinin olmadığı noktaların apsisleri toplamı soruluyor. Şimdi limit yoksa grafik üzerinden demek ki sağ limit sol limite eşit olmayacak. Tanımlı veya tanımsız olup olmaması limitinin olup olmadığını etkilemiyordu unutmayın. Şimdi burada Fonksiyon şu kısma kadar zaten elimizi kaldırmadan çizebildiğimiz için bu noktaların her birinde zaten limit vardır diyeceğiz. Ama şu eksi 1 apsisi noktaya baktığımız takdirde eksi 1'in sol limiti 4'e giderken eksi 1'in sağ limiti ise burada 2'ye değil şuradaki sayıya yaklaşıyor. Yani oradaki sayıyı bilmiyoruz ama bilmek zorunda da değiliz. Farklı bir yere yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla eksi 1 apsisi noktada limit yoktur. Bu bir cepte. Daha sonrasında buradan buraya gelene kadar bak 1'e gelene kadar fonksiyonda bir kopukluk oluşmamış. bir noktasında bir kopukluk var hatta bir noktasında tanımı da değil fonksiyon ama birin soluna ve birin sağına bakacağım. 1'e değil birin soluna ve birin sağına bakıyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım birin sağı ve birin solunda fonksiyon aynı yere yani 3 noktasına yığıldığı için ben burada limit vardır diyeceğim. Geçtim 2'ye. 2'nin sol limitine bakıyorum 4'e gitmiş 2'nin sağ limitine baktığımız zaman da 0'a yaklaştığını görüyoruz Dolayısıyla 2'de de limit yoktur diyeceğim 3 noktasında sol ve sağ limite baktığımız zaman ikisi de aynı yere yaklaşıyor F3'ün civarına yaklaşıyor Dolayısıyla burada da limit vardır Ve 4'te zaten bir kopma olmadığı için limit vardır diyeceğim Yani burada limit olmayan 2 tanecik nokta varmış O halde doğru cevabımız da bizim B şıkkı olur diyeceğiz gençler Geçtim 2'ye Aşağıda fx fonksiyonunun bana grafiğini vermiş. Ve diyor ki eksi 2'nin sol tarafında fx'in limiti a'ya gitmiştir diye söylemişim. Eksi 2'nin sol tarafı şurası ve ben Şöyle gösterdiğim zaman -2'nin solundan yükseldim, çarptım, döndüm. Nereye yığıldım? 2'ye yığıldım. Demek ki bu A kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Bu cepte. Daha sonrasında geldim 0'daki e, limitine. 0'da e, fonksiyon orijinden geçmiş ve sürekli bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Yani elimizi kaldırmadan çizebildiğimiz için sıfırdaki limit görüntüye eşittir diyeceğiz. 0'daki limit sıfırdır. O halde B de sıfırmış. 3'ün sol tarafındaki limit c'ye eşitmiş. Şimdi 3'ün sol tarafı şurası arkadaşlarım. 3'ün sol tarafında limiti buldum. Hop çarptım. Nereye doğru yaklaşıyor? 3'e doğru yaklaşıyor. Demek ki c'nin de 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki olduğuna göre x'ler a'ya yaklaşırken ki a 2 idi. x'ler b'ye yaklaşırken diyor b 0'dı. x'ler c'ye yaklaşırken diyor c'de 3'tü f'in fx'in 2'deki limiti nedir? fx'in 2'deki limiti görüntüsüne eşittir. Çünkü o bölgede sürekli bir fonksiyon olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla nereye yığılmış bu? 2'nin civarına yığılmış. O halde burası nedir? 2'dir. Artı. Sıfırdaki limit. E sıfırdaki limit zaten sıfırdı hocam. Demek ki burası sıfırmış. Artı. Şimdi buraya dikkat ediyorsun. x'ler 3'e yaklaşırken fc. Şimdi fc dediğimiz şey fx değil bak dikkat et. Fc dediğim şey artık içerisine c'yi yazmışsın ve bir sonuç bulmuşsun bir sayıya eşit olacak. Şimdi fc dediğimiz şey burada f3'tür. F3 nereye gidiyor? E sağ limiti burada sol limiti burada ama F3'ün gittiği yer burası. Yani F3 nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. O halde F3 dediğim şey 2'dir. Ve artık bu şuna dönüşür. X'ler 3'e yaklaşırken 2. Yani sabit fonksiyonun limitine dönüşür ki sabit fonksiyonun limiti zaten neydi? Kendisine eşit oluyordu. Yani 2'ye demek ki burası da 2'ymiş. O halde 2 artı 0 artı 2 yani 4 bana cevabı verir. Demek ki cevabımız D şıkkıymış sevgili gençler. İkinci sorumuzda çözdüğümüze göre geçiyoruz sağ üst tarafa üçüncü sorumuzdayız. Bu limitin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben 2'yi yerine yazacağım. 2 yerine yazdığım takdirde üst taraf 0 geliyor. Alt tarafta yerine yazarsam 2'nin karesi 4 artı 10. 14, 14'ten 14 çıktı 0. E 0 bölü 0, 0 belirsizliği var değil mi burada? 0 bölü 0 belirsizliği var. Pekala. 0 bölü 0 belirsizliği varsa ben bunu giderebiliyordum. Çarpanları ayırma yöntemiyle gidermeye çalışalım. Daha sonrasında bir kısa bir löfital yapalım. Henüz tamam türev bilmeyen arkadaşlarım löfital ile kafasını karıştırmasınlar. Ama türev bilen arkadaşlarım için löfital büyük kolaylık biliyorsunuz. Önce çarpanlara ayırma diyelim. Birinci yol. Birinci yol. Şimdi x3 x küp eksi 8 x'in küpü eksi 2'nin küpüdür. Dolayısıyla ben bunu x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 biçiminde çarpanlarını ayırabilirim. Daha sonrasında bölü dedim. Alt tarafa bakıyorum. Kalemi bir de biraz inceltmem gerekiyor sanki. x kare artı 5x eksi 14'ü de x'e x. E x e, burayı nasıl ayırırız hocam? Artı 7'ye eksi 2 diyebilirim. Ve x eksi 2 çarpı x artı 7 diye çarpanlarını ayırabilirim. Böylelikle hocam ben bunların hepsini küçültüyüm. Yoksa beni uğraştıracak. x eksi 2'lerin gittiğini görüyoruz. E, x'ler nereye gidiyordu? 2'ye gidiyordu. Bak dikkat ettiysen. Buradaki x eksi 2'nin gitmesi demek artık bu fonksiyonu 2 sayısının tanımsız yapamayacağı, belirsiz yapamayacağı anlamına gelir. İkiler gitti, x eksi 2'ler gitti çünkü. Peki şimdi 2'yi yerine yazarsam yazdım hocam şurada 4 artı 4 artı 4 gelirken alt tarafta yerine yazdım 2 artı 7'den 9 geldi. Üst tarafa baktık 4 artı 4 artı 4 12 bölü 9 3 ile sadeleşirse 4 bölü 3 bize cevabı verir yani cevabımız c şıkkıymış. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci yolu ben size göstereyim. L'hospital yapacağız dedik. L'hospital şu kuraldan bahsediyoruz. Le hospital var ya. Bundan bahsediyoruz. Şimdi şöyle diyelim. Üst tarafın türevini alıyorsunuz. X küpün türevi 3x kare. Eksi 8'in türevi zaten sıfırdır. Bunu yazmaya lüzum yok. Bölü dedim. Alt tarafın türevi yani 2x artı 5 dedim. Pekala şimdi ne yapacağım? Türevini aldıktan sonra üst tarafın türevi bölü alt tarafın türevi dedim. Türevini aldıktan sonra 2'yi yerine yazacağım. 2'yi yerine yazarsam üst taraf 12 gelir. Alt tarafta yine 9 geldi ve 4 bölü 3'e bağladık olayı. Cevabımız 4 bölü 3 oldu diyebiliriz. L'Hopital yöntemi bu şekilde bir yöntem. Türev almayı bilmeyen arkadaşlarımın kafası karışmasın. Türev anlayanlar beni çoktan anladı bile. Evet 3. Tabi türev almayı bilmeyenler de öğrenecek sonuçta. 3. soruyu bitirdik geçtik 4'e. Her noktada sürekli ve daima artan bir f fonksiyonu için e, xler 0'ın sol tarafına yaklaşırken f(x) limiti 4'müş. Pekala, şimdi buna göre demiş 3 tane öncül vermiş, hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi şöyle bir olay var. 0'ın sol tarafına yaklaşırken f(x) 4'e yaklaşmış. Yani ben bu fonksiyonun grafiğini tahmin edecek olursam her noktada sürekli ve daima artandı yaklaştırdım yaklaştırdım şöyle geldim mesela örnek veriyorum şurada şöyle bir çentik atmış burası 4 ve sıfırdaki sıfırın sol tarafındaki limiti de böylelikle 4 olmuş oldu bu fonksiyonumuzun değil mi ama devamını bilmiyoruz bana diyor ki sürekli olduğu için burada böyle bir boşlukta atamayacak o zaman e, sürekli olduğu için ben ne diyeceğim böyle devam etmesi gerekiyor çünkü sürekli de artan demiş bak arttırdım fonksiyon artık bu f(x) fonksiyonu Şimdi sıfırın sol tarafındaki limiti hala 4 görüyorsun. E, sürekli bir fonksiyon olduğu için her noktadaki e, limiti kendi görüntüsüne eşitti. E, demek ki f0'da 4'müş. E, o halde sıfırın sağ taraftaki limiti de 4'e yaklaşacaktır. Yani birinci öncülüm benim doğru. F1 4'ten büyüktür diyor. E, artan bir fonksiyonda unutma. 1'in e, x 80 üzerinde burada olduğunu biliyorsam. 1'in görüntüsü buradadır. Yani burası F1'dir dikkat ettiysen. Şurası. Ve F1'in şurası 4 olduğu için F1'in 4'ten daha büyük olduğu da görülüyor. İkinci öncülüğümde benim doğru. F0 ile F1 bölü 10'un toplamı 8'den daha büyüktür demiş. Şimdi F0'ın 4 olması gerektiğini biliyoruz. Artı F1 bölü 10 F0.1'dir. Yani sıfırdan büyüktür içerisi Sıfırdan büyük bir sayı seçtiğim zaman, mesela şurası 0.1 olsun. Ben bunun görüntüsüne baktığım takdirde, hemen şöyle bir zoom atmak istiyorum sana. Bunun görüntüsüne bakıyorum ben. Şurası 0.1 demiştik. Bunun görüntüsü burada çıktı. E 4 şurasıydı. Bak, 4 burası. E burası 4'ten büyük geldi. E şimdi 4'ten büyükse, örnek veriyorum. 4 virgül 0.1 olsun yani, değil mi? 4 virgül 0.1 olsun. Madem öyle ben buraya 4'e 4,00001 bile olsa eklediğim takdirde 8'den büyük olur. Yani benim 3. öncülüğüm doğruymuş. O halde doğru cevap E şıkkı olacaktı diyebiliriz. Buna sebep olan şey ne? Fonksiyonun artan olması. Artan bir fonksiyon olduğu için net cevaplar verebildik. Böylelikle ilk sayfamızı bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve sevgili gençler. Umarım siz de bu şekilde düzenli notlar tutuyorsunuzdur. Size tavsiyem notlarınız düzenli olsun, çözümleriniz düzenli olsun. Sınav esnasında bile e, karışık yazarsanız sevgili arkadaşlarım sınavda bile kafanız karışacaktır. Buna adım kadar eminim. Bundan kaynaklı lütfen senden ricam düzenli ol. Evet arada sırada da yanınıza getirdiğiniz çayınızı kahvenizi yudumlamayı unutmayın. E, tamam benim ağzım kuruyor biraz... Vücuden bedenen yoruluyorum ama sizin de kafanız yoruluyor ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım lütfen sizden ricam ağzınızı sulandırmayı bu şekilde kahveyle çayla bir şeyle ayakta durmayı lütfen unutmayın. Uzun soluklu oluyor çünkü derslerimiz biliyorsunuz. Beşinci soru. Aşağıda fx parabolünün bak parabol olduğu dile getirilmiş parabolünün grafiği verilmiştir ve parabol bu şekilde. Buna göre fx eksi 10 bölü x artı 4 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx'i bulmamız gerekiyor değil mi? Şimdi fx'i nasıl bulurum ben? Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği falan gelmesi imkansız. 5'i yerine yazdığım takdirde payda 9 geliyor zaten. Demek ki ben fx parabolünü bulacağım önce. Sonra da burada yerine yazıp f'de 5'in sonucunu bulmam gerekiyor. Şimdi benim bu parabolümün ben köklerini biliyorum abi. Kökler eksi 2 ve artı 1. bir tane noktasını biliyorum. 0 için eksi 2'den geçmiş. Çok güzel. O halde ben derim ki fx parabolüm benim. fx eşittir bir baş katsayı belirliyordum. A çarpı bir köküm eksi 2 ise bir çarpanım x artı 2'dir. Bir köküm 1 ise diğer çarpanım x, x eksi 1'dir derim. Ve ben parabolün 0 için eksi 2'den geçtiğini bildiğimden f 0 eşittir diyorum. A çarpı 0 yerine yazdım. 2 çarpı eksi 1 dedim. Bu da bana eksi 2'yi verecekmiş. Yani eksi 2 A'mız eşittir eksi 2 ise A burada 1'in ta kendisidir. O halde demek ki bizim parabolümüz ortaya çıktı. fx fonksiyonumuz neymiş bizim? a1 ise şunla şunun çarpımıymış. Yani x artı 2 çarpı x eksi 1'miş. O halde gençler ben burada fx demiş ya hiç ama hiç açmadan falan direkt yerine yazın. Eşittir diyorum bak limit x 5'e yaklaşırken abi tamam mı? x artı 2 çarpı x eksi 1. Bak aranızda eminim ki bunu açanlar vardır açmayın. Gerek yok çünkü sadeleşecek bir şey istemiyoruz biz. Bölü x artı 4 dedim. Şimdi 5'i yerine yazabilirim. 5'i yerine yazarsam şurası 7 gelir çarpı şurası 4 gelir abi. Eksi 10 bölü 9. 4 kere 7 28. E 10 çıktı 18. 18'i 9'a bir böldüm ne geldi? 2 geldi. Demek ki cevabımız neymiş? E şıkkındaki 2'ymiş diyeceğiz. Tabi şimdi nereye doğru geçiyoruz? Gençler 6. sorumuza doğru geçiyoruz. 6. soruya ber beraber bakalım. Birlikte bakalım. Baş kat sayıları 1 olan 2. dereceden bir Px polinomu x-2 X, ile bölündüğünde eksi 6 kalanını veriyorsa Şimdi x eksi 2'ye böldüğümüz zaman ben x'in x eksi 2'nin kökünü buluyordum. x gördüğüm yere ne yazıyordum? 2 nerede? Polinomda. Böylelikle kalanı buluyordum. Yani p2 eşittir eksi 6 imiş. Biz bunu bulduk. Baş kat sayısının da 1 olduğunu vermiş. Teşekkür ediyoruz. İkinci dereceden olduğunu da vermiş. Bayağı bir bilgi vermiş. Bulunmamasına imkan yok. Şimdi eksi 4'ü ben bu limitte yerine yazdığım takdirde payda 0 geliyor abi. Ama bu limit bir gerçel sayıya eşitmiş. Yani elemandır reel sayı. Tamam mı? E, gerçel sayıya eşitse bu limit değeri payda sıfırken bu nasıl mümkün olur? Demek ki üst taraf da sıfıra eşit oluyormuş. Yani eksi 4'ü yerine yazdığımız takdirde p eksi 4 eşittir. Bu da sıfır oluyormuş. Tamam mı? Şimdi ben p eksi 4'ün sıfır olduğunu biliyorum. O halde p x eşittir baş kat sayımız zaten 1'di bir şey yazmama gerek yok. Bir köküm eksi 4 ise x artı 4 diye bir çarpanım vardır diyorum. Diğer çarpanı bilmediğim için x eksi a'dır diyorum. Şimdi bana şunu niye vermiş peki? P2'nin eksi 6 olduğunu niye vermiş peki? Tabii ki de buradaki A'yı hesapla diye vermiş. O halde hemen yazıyorum bak P2 eşittir. 2 artı 4'ten 6 geldi. Çarpı 2 eksi A eşittir ne olacakmış arkadaşlarım? Burası eksi 6 olacakmış. Şimdi 6 ile neyi çarparsam eksi 6 bulurum? Tabii ki eksi 1'i. Demek ki 2 eksi A eksi 1'miş. A burada kaç olur? 3'müş. O halde artık Px polinomumuz piyasaya çıktı. X artı 4 çarpı A3 ise x eksi 3'müş arkadaşlar. Şimdi bizden istenen neymiş? Bu bir gerçel sayı eşit olduğuna göre px artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden diyorsa x gördüğümüz yere 2 yazacağız ama bu sefer bu polinomda yerine yazacağım. Yani benden p4 isteniyor. p4 içinde artık ben burada x gördüğüm yerlere 4 yazarım. Yani 4 artı 4 çarpı 4 eksi 3 bana cevabı verir. 4 artı 4 8'dir. 4 eksi 3 1'dir. 8 kere 1 de bana 8'i verir. O halde doğru cevabımız bizim C şıkkı olacakmış diyebiliriz. Şimdi 6. sorumuzu çözdüğümüze göre artık bu sol sütunda da bir soru kalmadı. Sağ sütuna doğru geçiyoruz. Üst tarafa 7. sorumuzdayız. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. Limit ve sürekli de bugün 40 kere söylüyoruz. 7. defa söylemek için ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım sorumuza. Diyor ki aşağıda fx parçalı tanımlı fonksiyonunun kuralı bize verilmiş. Parçalı tanımlılarda neye dikkat ediyoruz önce? Hemen parçalanma noktası deme. İlk dikkat etmemiz gereken yer şunlar. Burası bir polinom mu? Evet burası da polinom. Burası da polinom. O zaman her yerde limiti var. Her yerde sürekli. Her yerde tanımlı. Güzel. Şimdi o zaman şimdi dikkat etmemiz gereken yer parçalanma noktaları. Bir eksi bir de parçalanmış. Bir de dikkat ettiysen artı bir de parçalanıyor. Bu. E şimdi madem öyle eksi bir ve artı bir de parçalanıyorsa. Benim bu noktalara dikkat etmem gerekiyor. Çünkü bunu, bu noktalar benim için kritik noktalardı. Değil mi? fx fonksiyonu gerçel sayılarda neymiş? Sürekli. Hmm, şimdi sürekli ise demek ki bu parçalanma noktalarında da sürekli olacak. Ve sürekli olmanın şartı... bir O noktalarda tanımlı olacaktı. Tamam tanımlı olduğunu görüyoruz zaten. 2. E, 2. Bu fonksiyon sürekli ise o noktalarda limiti vardır. Limit varsa... Eksi 1'in sol limiti ile eksi 1'in sağ limiti birbirine eşit olmalı. Eksi 1'i hemen şurada yerine yazın. Eksi 3 artı m yapar. Eşittir diyorum. Eksi 1'i bir de alt tarafta yerine yazarsanız eksi n artı 2 m gelecektir. Buradan ben şunları alıp sol tarafa eksi 3'ü sağ tarafa alırsam daha düzenli bir görüntü elde ederim. N eksi m gelir. N eksi m'nin 3 olması gerektiğini anladık. Hemen bunu kaydettik abi. Tamam sen de sınav esnasında bu şekilde yap. Daha sonrasında bir noktası da bizim için kritik olduğu için diyorum ki birde de bu fonksiyon süreklidir. Yani birin sol limitiyle birin sağ limiti birbirine eşit olmak zorunda. Biri bir burada yerine yazıyorum. Böylelikle ne gelir? N artı 2M gelir. Bir de alt tarafta yerine yazıyorum. N artı 6 gelir. Buradan gençler N'lerin gittiğini görüyoruz. Cort, cort. E, 2M neymiş? 6. O zaman M kaçtır? Tabii ki de 3'ün ta kendisidir. Peki M 3 ise N 3 de bize 3'ü vermez mi? Verir. O halde N kaçtır? Tabii ki de 6'dır. Şimdi ben n'nin 6 olması gerektiğini, m'nin de 3 olması gerektiğini anladım. Benden m kere n istenmişti. Yani 3 kere 6 istenmiş. Cevap neymiş? 18 olacakmış. Doğru cevabımız 18'di dedik. Şimdi devam edebiliriz 8'de. Bu böyle bir polinom var. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. X kare eksi 25 ve X kare artı AX artı B var. Alt tarafta da polinomlar var. 5 eksi x ve 4 eksi x kare. Yani şöyle bir sıkıntımız var. Ben 5'i burada da yerine yazsam, 2'yi burada da yerine yazsam her türlü paydalar 0 oluyor. Paydalar 0 oluyor fakat, fakat şöyle bir durum var ki bunların limit değerleri birbirine eşitmiş. Yani bunların limiti varmış. O halde hemen üst tarafa bakıyoruz. x eksi 5 çarpı x artı 5 diye ben bunları ayırabilir miyim? Tabii ki de. Alt tarafta neyimiz var? x eksi 5'imiz var. Şimdi limit değeri nereye gidiyordu? Limit x'ler 5'e doğru yaklaşıyordu. belirsizliği verecek şey olan şey x eksi 5 çarpanıydı. Dolayısıyla bu x 5 çarpanları şu şekilde giderse ve şimdi 5'i yerine yazarsam bu limit değerinin 10 olması gerektiğini anlayabiliriz. Demek ki bunun da limiti neymiş? 10'muş. Şimdi gençler dikkat edin bana. A artı B'nin mutlak değeri istenmişti bizden. Şimdi ben diyorum ki hocam üst tarafta alt tarafa bakarsan 2 eksi x 2 eksi x 2 artı x diye ben bunu çarpanlarına ayırabilirim 2 kare farkı kaynaklı. Hemen şöyle kesir çizgimi koydum. Üst tarafa bakıyorum abi x kare artı ax artı b var. E şimdi ne yapacağım? Hocam demek ki demek ki e, üst tarafında üst tarafında nesi varmış? 2 eksi x veya x eksi 2 diye bir çarpanı varmış. x eksi 2 diye çarpan olsun diyorum çünkü başka sayısı pozitif. x eksi 2 çarpı niye x eksi 2 diyorum? Çünkü x'ler 2'ye giderken Sonucun sıfır gelebilmesi için x eksi 2 diye bir çarpana ihtiyacımız var. Burasına da diyelim ki x eksi m diyelim. Çünkü a ve b kullanılmış x eksi a diyecektim. Şimdi burada limit nereye gidiyordu? 2'ye gidiyordu. Şimdi ben bunları sadeleştirebilmişim demek ki. Burada eksi 1 kalmış. Ve artık 2'yi yerine yazdığımız takdirde cevabın 10 gelmesini istiyoruz. Yazalım abi. Eksi 1 çarpı 2 eksi m tamam mı? Bölü 2 artı 2 4 yapar. Bu da bize neyi verecekmiş? 10'u. Şimdi şuradaki 4 ile şuradaki 10'u çarparsam 40 gelir. Eksi 1'e de bölersem eksi 40 olur. Yani 2'den ben M'yi çıkarınca eksi 40 gelecekmiş. Eksi 40 gelecekmiş. O zaman buradaki M kaçtır? Tabii ki de 42'dir. Değil mi? Yani burası aslında üst taraf x-2 ile x-42'nin çarpımıymış. Şimdi ben x-2 ile x-42'yi çarparsam x kare eksi 44 x ve artı 84 gelmesi gerektiğini anlarım. Ve bu da x kare artı ax artı b'nin ta kendisidir şuradaki ifadenin. E artık benden a ve b lazımdı ya bana. O halde ben şunu hesaplayabilirim. a eksi 44'müş b de 84'müş. E çok güzel. Bana diyor ki bunda, bunların ikisini topla. E toplarsan bunları 84 ile eksi 44'ün toplamı 40 yapar. E 40'ın da mutlak değeri sorulmuş. O zaman cevap nedir? Tabii ki de 40'ın ta kendisidir. Cevabımız da c şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi sayfamıza uzaktan bakma zamanı çünkü sayfa bitti artık burada. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gayet düzenli, gayet şık. Umarım senin de sayfan bu şekildedir. Defaten söylüyorum düzenli yaz. Başka senden bir şey istemiyorum. Dikkatli bir şekilde dinle ve düzenli düzenli yaz güzel kardeşim tamam mı? Ben diğer sayfama geçiyorum. Artık sayfa numaramız 68 ve 9. sorudayız arkadaşlar. x 3'ün mutlak değeri 8 eksi x'in mutlak değeri eksi 2 x eksi 19'un mutlak değeri neye bölmüş buna? Bu limit değerini soruyor bize. Şimdi x'ler nereye yaklaşıyor? 9'a yaklaşıyor hocam. Ben içeride şurada 9'u yerine yazsam ne gelir burası? Ee, 6 gelir. Yani pozitif. O halde burası olduğu gibi dışarı çıkar diyorum. x eksi 3. Artı. 8'den 9'u çıkarırsam negatif geleceği için burası eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. Yani x eksi 8. Eksi. 9'u burada yerine yazarsam 18 eksi 9'dan negatif geleceği için burası da 19 eksi 2x diye parantez içerisinde çıkarıyorum. Çünkü önünde eksi var. Ona dikkat. Bölü. Alt tarafta da 2x kare eksi 11x eksi 30'umuz mevcut. Şimdi üst tarafa bakıyorum. x x daha 2x şöyle artı 2x daha 4x yaptı. Şuraya bakıyorum. Eksi 3 eksi 8 daha eksi 11 eksi 19 daha eksi 30 yapar diyorum. Ve bölü alt kısımda ne var? 2x eksi 11 x eksi 30 var. Ben bunu 2x'e x diye parçalarsam tamam mı? Bak 2x'e x diye parçaladım. Sonrasında... Şuraya geldim. Gerçi x'ler 9'a gidiyordu değil mi? x'ler 9'a gidiyorsa hiçbir şey yapmamıza gerek yok aslında. Ben buranın 4 x 30 olduğunu da buldum. Direkt yerine de yazabilirmişim. Soru bizi şaşırttı aslında şu an. Şöyle ki x 9 madem 4 kere 9 36 30 çıkardım 6 bölü. Şimdi alt tarafta 9 yerine yaz. 2 kere 9'un karesi 81 eksi 11 kere 9 99 eksi 30 diyeceğim. Şurası burası bana 162'yi verir. 162'den 99 çıkarırsam 63 kalır. 63'ten 30'u çıkarırsam da 33 kalır. 6 bölü 33'müş cevap. E 3 ile sadeleştirirsem 2 bölü 11 gelir. 2 bölü 11 de bana cevabı vermek zorundadır hocam. Tamam mı? Bunu mutlak değerli de yerine yazsak bulurmuşuz aslında. Hadi bir de öyle deneyelim. Çünkü ben direkt burada 0 bölü 0 belirsizliği sezdim. Direkt zıpladım bunları mutlak değer dışına çıkaralım falan diye ama gerekte yokmuş. Şu şekilde 9'u yerine yazdım burası 6 geldi. 9'u yerine yazdım burası 1 geldi. 9'u yerine yazdım burası eksi de ama mutlak değerini aldım 1 geldi. Şu şekilde 6 artı 1 eksi 1'den 1'ler gitti. Üst taraf 6. Alt tarafta yerine yazınca zaten 33 geliyordu. Cevabımız da 2 bölü 11 oluyormuş diyeceğiz. Tamam. Geçtik 10. sorumuza. Şöyle birazcık uzaklaşalım. F diyor F gerçel sayılarda tanımlı birebir ve sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Bak hem birebir hem de sürekliymiş. Bu soruya çok dikkat et. Sınavda direkt karşına gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden gerekli önlemi al diye şöyle de bir işaret bırakayım sana ben bu, bu kısımda. Şimdi arkadaşlarım bakın iyi dinleyin beni. Hem tanımlı tüm gerçel sayılarda hem birebir hem de sürekli fx fonksiyonu ama parçalı tanımlı biçimde verilmiş. Yani x eksi 1'in karesi x'ler 3'ten büyük veya eşitken bir de mx artını x'ler 3'ten küçükken biçimde tanımlanmış. 3 tane öncül var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi doğal olarak ben şunu e, düşünmek isterim açıkçası. x eksi 1'in karesinin ben şeklini bilirim. x kare nasıldı? Şu şekildeydi. Değil mi? Bu x kareydi. x 1'in karesi de bunun bir birim sağa kaydırılmış halidir. Bir birim sağa kaydırılmış halde eğer şurası 1 ise gençler şu şekilde gelir. Buraya değer kaçar ve daha sonrasında da şu şekilde bir hareketle devam eder. Bu x eksi 1'in karesinin grafiğidir. Ve ama diyor ki 3'ten sonra diyor varsayalım ki şurası da 3 olsun. 3'ten büyük veya eşitken sen bu grafiği kullanacaksın diyor. Yani ne tarafı kullanacakmışız biz? Şu tarafı kullanacağız sadece tamam mı? Dolayısıyla benim grafiğimin şu kısmına ihtiyacım yok. Bu grafik ...üçten sonrası kullanılacağı için... ...şurayı da şöyle yaptım. Bu şekilde devam edecek. E şimdi bu fonksiyon neydi? Bire birdi. Çok güzel. E sürekliydi. E tamam ona da eyvallah. Ve tanımlıydı. Yani muntazam bir grafik olacak diyor. Mx artı neyi... ...ben şurada buraya eklediğim takdirde... ...varsayıyorum ki şu şekilde ekledim. Bak hem tanımlı oldu her noktada hem sürekli oldu... ...hem birebir oldu değil mi? Peki şu şekilde olamaz mı? Olamaz. Niye? birebir olmaz. Bak iki tane aynı noktaya giden... Değer karşımıza çıkar. Şu şekilde olabilir mi? Olmaz. Şu şekilde dümdüz olabilir mi? Olmaz. E mecburen nasıl olması gerekiyormuş? Mecburen sevgili arkadaşlarım, madem doğrusal bir grafik, şunu tutacağım. Bak böyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz, 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 dümdüz kendi olmaz ama bu şekilde olur. Şu şekilde olur. Bu şekilde olur. Bu şekilde olur. Bu şekilde olur. Her türlü olur. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Madem benim doğrumun grafiği bu şekilde artarak ilerleyecek, buradaki eğim pozitif olmak zorunda. Yani bu grafiğimizin eğimi pozitif olacaksa mx artı n'nin mx artı n'nin eğiminin pozitif olabilmesi için m'nin sıfırdan büyük olması şarttır. Mesela bu yorumu yapabildim şu an. Peki devam edelim bakalım öncülerde ne diyor? M diyor pozitif bir gerçeğe sayıdır. E zaten M'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini çünkü eğimin pozitif olması gerektiğini anladık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım M pozitif bir gerçeğe sayı mıdır? Evet öyledir. Peki Fx örten midir? Şimdi baktığımız zaman ee, y ekseninde açıkta eleman bırakmıyor. Çünkü burası durmadan artarak ilerlemeye devam edecek parabolik biçimde. E, burası doğrusal biçimde tüm e, y eksenini kapatacak eksi sonsuza kadar. Demek ki sevgili arkadaşlarım fx fonksiyonu örten bir fonksiyon da olur. N'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri 3'tür demiş. Hım şimdi burada bir duralım. N'nin alabileceği en büyük tam sayı değerinden bahsediyor. Hocam şöyle diyebilir miyim ben? Mesela örnek veriyorum 3'ü. Ben şu fonksiyonda yerine yazarsam 3 eksi 1. 2 yapar 2'nin karesi 4 yapar. Yani şurası kaçmış aslında? 4'müş. Şimdi ben m'nin pozitif olması gerektiğini biliyorum. Ve 3'ü burada yerine yazarsam 3m artı n gelir. Ve 3m artı n'nin de 4 olması şarttır. Değil mi? E şimdi n'nin alabileceği en büyük tam sayı değerinden bahsediyor. Bir kere ben burada m'nin pozitif olması yeterli dedim. m pozitifse burası kesinlikle sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyük bir sayı olarak da mesela 0.01'i alayım. 3 ile m'yi çarptım 0.01 buldum. Ve bunu karşı tarafa atarsam n eşittir ne olur? 3,99 olur örnek veriyorum. Şimdi n'nin burada ben alabileceği maksimum değerin 4 olamayacağından eminim. Çünkü burada 3m hiçbir zaman 0 olamıyor. n 3,99'u alabildiğine göre ben buradaki 3m'yi eğer ki m'yi 1 bölü 3 seçersem ki o da pozitiftir. 3 kere 1 bölü 3 1 yapar. 1'i karşıya atarsam n'nin alabileceği maksimum tam sayı değerini bulmuş olurum. O da 3'tür. Tam sayı dediği için. O zaman 3 dediğine göre bu da doğru olacak. Yani bizim cevabımız neymiş? 1, 2 ve 3'müş. Tam olarak sınav ayarında, sınav tarzında, sınav tadında bir soruydu. Mükemmel bir soruydu. Lütfen sevgili arkadaşlarım dikkat edin bu soruya benden size söylemesi. 10. sorumuzda da çözdüğümüze göre artık devam edebiliriz. 11 ile fx fonksiyonu 2x artı 3 bölü x kare eksi 5x eksi 14'müş. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık Reel sayılar eksi m ile n elemanlarıymış. Buna göre m kare artı n kare toplamı kaçtır? Şimdi sürekli olduğu en geniş aralık sevgili arkadaşlarım. Bu fonksiyon için rasyonel bir fonksiyon. Üst taraf polinom, alt taraf polinom. Bunun, bunun tanımlı olduğu en geniş aralıkta üst taraf polinom alt taraf polinom olduğu için aynı zamanda süreklidir. Demek ki ben sürekli olduğu en geniş aralığın aynı zamanda bu fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş aralık olması gerektiğini de bileceğim. Madem tanımlı olduğu en geniş aralık bu. Bu fonksiyonu tanımsız yapan değer nedir? Paydayı sıfır yapan değerlerdir. Yani buradaki m ve n aslında paydanın kökleriymiş. Paydanın kökleri aynı zamanda neymiş? M ve N'ymiş. O zaman benden paydanın köklerinin kareleri toplamı isteniyor. Ben bunu nasıl bulurum? Hemen söylüyorum. M artı N'nin karesinden 2 M N'yi çıkardığım takdirde TYT matematikten biliyoruz ki M kare artı N kare gelecektir. Doğru mu? E güzel. Şimdi m artı n dediğimiz m ile n kökse eğer m artı n kökler toplamıdır. m kere n de kökler çarpımıdır. O halde kökler toplamını bulabilmek için eksi b bölü a formülünü kökler çarpımını bulabilmek için de c bölü a formülünü kullanmam gerekiyor benim. Kökler toplamı formülünü kullanırsam eğer payda için bak pay kısmıyla hiç ilgilenmedim. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan 5'tir. Demek ki burası 5'miş kökler çarpımımız da c bölü a formülünden eksi 14 bölü 1'den eksi 14'tür. Şimdi 5'in karesi kaç? 25 hocam. Eksi 2 çarpı eksi 14 diyeceğim. Şurası 28 olacak. 28'e 25'e eklersem de 53 cevabını bulacağım. Bu da bana m kare artı ne kare yani kökler köklerin kareleri toplamını verecek. Demek ki cevabımız e şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Cevabı işaretledik ve hızımızı kesmeden devam ediyoruz 12. sorumuzda. 12. soru da sevgili gençler. Aşağıda demiş. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri birim kareli zemine yerleştirilmiş dik koordinat sisteminde gösterilmiş. Bunlar birim kare olduğu için buradaki gördüğümüz küçük karelerin her birinin uzunluğu birdir gençler. Tamam birim kare dediği zaman bunu yapıyorsunuz. Şimdi 1, 2, 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım birinci öncülümüze. Bence şu an ekrana gayet sığdır net. Diyor ki 2'nin sol tarafında f ile g'nin toplamlarının limiti eksi 1'dir diyor bakalım. Şimdi 2 dediğimiz yer şurası. 2 dediğimiz yer burası. 2'nin sol tarafında benim f fonksiyonumun limiti 2'nin sol tarafı burası olduğu için bu tarafa doğru gidiyor. Ve sevgili arkadaşlarım nereye yığılıyor? Eksi 1'e. Yani şunun limiti eksi 1'miş. Güzel. Şimdi gx'in limitine bakacağım 2'nin sol tarafındaki. 2 iki şurası, 2'nin sol tarafı da burası ve nereye doğru yaklaşmış? 0'a. Yani bunun da limiti 0'mış. Bunları toplarsan eksi 1 bulursun demiş. Birinci öncülümüz gayet haklı, gayet güzel, tertemiz. Birinci öncül doğru. Geçtim ikinci öncüle. 0'ın sol tarafında fx'in ve gx'in 2 katının limitinin toplamı eksi 2'dir demiş. Bakalım. 0'ın sol tarafı şurasıdır. Ve 0'ın sol tarafından ben f fonksiyonuna bir çizik attığım takdirde bu nereye yaklaştığını görüyorum? 2'ye. Yani bunun limiti 2'ymiş. Artı. Geldim gx'e. gx'in 2'nin sol tarafındaki limiti şuradadır. Ve nereye yaklaşıyor? Eksi 2'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla burası eksi 2'dir. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4 oldu burası. Eksi 4 ile 2'yi topladım. Eksi 2'yi verdi. Eksi 2 demiş. Bu da gayet güzel temiz çalışıyor. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle bakacağım ama önce grafiği biraz temizleyelim. Üçüncü öncüle de diyor ki x'ler 2'ye yaklaşırken fx'in eksi 2 katının limiti nedir? Yani eksi 2'yi dışarı atarsam 2'deki fx'in 2'deki limitini eksi 2 ile çarp diyor. fx'in 2'de limiti vardır ve sol limit ve sağ limit ikisi de bana eksi 1'i verdiği için sevgili arkadaşlarım ne olacak? Eksi 1'e yaklaşıyor diyeceğim. Yani burası eksi 1'miş. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2 yapar. Artı Diyor ki gx'in Mutlak değerinin bir limiti şimdi bir neresi gençler şurası bir burası şimdi bir için nereye gidiyor GX bakıyorsun hop eksi1'e gidiyor Madem eksi 1'e gidiyor mutlak değerin nereye gider bir'e gider Çünkü ben bunu mutlak değerini aldığım takdirde fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde bir hal alacaktır Aynen bu şekilde olacaktır bu mutlak gx'in grafiği ve nereye gittiğini görüyoruz bir'e gittiğini görüyoruz ee, mutlak değerinin şurası birdir. Dolayısıyla burası da 1'miş. E burası 2 idi. 1 ekledim. Kaç yaptı? 3 yaptı. Demek ki bunun da cevabı neymiş? 1, 2 ve 3'müş. Yani cevabımız bizim D seçeneğinde verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. Hemen şöyle uzaktan bir daha bakalım. Yine uzaktan bakma sırası geldi çünkü yine sayfa bitti. Evet gençler gayet temiz gayet düzenli. Umarım senin de sayfaların böyledir. Tek temennim şu an için bu. Beni dikkatli dinlemende fayda var. Toplam geriye kaldığı 28 tane sorumuz ve bu 28 tane soruyu çözdükten sonra limit ve süreklilik gibi bir derdin kalmayacak. Burada göreceğin soruların hepsi de sınavda çıkmaya yönelik sorular. Sınavda karşına çıkabilecek sorular. O yüzden beni çok ama çok dikkatli dinle tamam mı? 13. soruyu çözeceğim ama 3 saniyeni alacağım. Evet 3 saniye doldu devam edelim. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre y eşittir f 4x 2 fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle düşün bu fx'in grafiği hocam. fx'in nerelerde süreksiz olduğunu bulabilirim. Mesela şurada süreksizdir, burada süreksizdir ve burada süreksizdir. Ve süreksiz olduğu noktaların apsislerini şimdi ortaya çıkaracak olursak şu şekilde düşünelim. Şu şekilde aynen. Burası birim kareli zemini olduğu için burası eksi 2'dir. Burası artı 2'dir ve burası da 6'dır diyebilirim. Tamam mı? Şimdi fx'in süreksiz olduğu yerler nerelermiş? Eksi 2, artı 2 ve 6'ymış. Çok güzel. Şimdi şunu çok iyi biliyorum. F fonksiyonu, f fonksiyonu. Grafiği çizildiği takdirde içerisi eksi 2 olduğu zaman süreksiz. içerisi 2 olduğu zaman süreksiz ve içeri, içerisi 6 olduğu zaman süreksiz. O zaman ben şunu yaparım. Ben 4x eksi 2 f 4x eksi 2 fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaları arıyorsam eğer hemen aklıma ekşi gelir. 4x eksi 2'yi acaba eksi 2 yapan nokta nedir? Bu bir. 4x eksi 2'yi acaba 2 yapan nokta nedir? Diğeri de 4x eksi 2'yi acaba 6 yapan nokta nedir? Bunları düşünecek olursam x'leri bulurum ve bu x değerleri de f 4x eksi 2'nin süreksiz olduğu noktalardır derim. Eksi 2'yi karşıya atarsam 4x eşittir 0, x buradan 0 gelir. Bir noktamız budur. Eksi 2'yi karşıya atarsam 4x eşittir 4 ve x eşittir 1 gelir. Diğer noktamız budur. Ve eksi 2'yi karşıya atarsam 4 x 8 ve eksi eşittir 2 gelir. Diğer noktamız da budur işte. O halde 0, 1 ve 2 bunların toplamı 3 yapar. Benim doğru cevabım da D şıkkında verilmiştir diyebilirim. Ve gençler 13. sorumuzda çözdük. Devam ediyoruz 14. sorumuzda. Evet gençler şimdi 14. sorumuzda da çok güzel bir soru. Aslına bakarsan inanılmaz deli ve eşit bir soru. Ve ÖSYM'de de karşına çıkma ihtimali yüksek potansiyel olan bir soru. Yalnız ben bu soruda ufak bir hata yapmışım. Ee, tabi kaç kere tahsilden geçiyor, kaç kere çaprazdan geçiyor bilmiyorum. Baya fazla irdeledik. Ama her seferinde çözerken tabi soruyu kendim yazdığım için çözümünü bildiğim için doğal olarak bu hataları benim yapmam normal ama diğer hocalarım da maalesef gözünden kaçırmış. Burada bazı değişiklikler yaptık. Sorunun sadece iki kısmında değişiklik var şu kısmın değişikliğini yaptım ama hani sorunun çözümünde çok bir faydası yok sadece soru yanlış olmasın diye burayı değiştirdim. Burada e, ne yazıyordu? Eksi 3 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam aynen burada eksi 3 yazıyordu. Eksi 2 buçuk yaptım yani eksi 5 bölü 2 yaptım bu kısmı. Bir de şurada burayı 4 yaptım haberiniz olsun cevap anahtarında bir değişim olmasın diye de burayı bu şekilde yaptım. Aklınızda bulunsun diyelim ve sorunun çözümüne geçelim. Şimdi gençler Diyor ki eksi 2'nin sağ tarafında fx'in limiti ama şöyle bir durum var ee, bizim fonksiyonumuzun grafiği f2 eksi x. Şimdi burada benden istenen aslında şu f'te diyor sen eksi 2'nin sağ tarafını hesaplayacaksın diyor. Bu hata için kusura bakmayın tekrardan hani bu konuda ben çok mahcubiyet yaşıyorum. Bu kitaptaki 3. hata ee, ki hani sayfa sayısına göre 69. sayfadayız. Gayet az bir hata aslında bakarsanız ama ben yine de mahcubiyet hissediyorum. Kusura bakmayın. Şimdi eksi 2'nin sağ tarafı demiş ya. Bana bu lazım. Eksi 2'nin sağ tarafını bulmak için ben burada ne yazmam gerekiyor diye düşüneceğim. Ki 4'ün solu yazılmalı. Çünkü 2'den 4'ü çıkarırsam eksi 2. Eksi 2'den birazcık büyük bir sayı gelsin diye 4'ten biraz küçük bir sayıyı çıkarmam gerekiyor. Demek ki 4'ün sol tarafına bakacağım. Ben 4'ün sol tarafı da burada hop çarptık. Devam ediyoruz. Nereye doğru gitmiş? 1'e doğru gitmiş. Demek ki gençler Bizim şu kısmımızın cevabı hemen sana gösteriyorum. Şuranın cevabı 1'miş arkadaşlar. Tamam o zaman ben eşittir 1 yazabilirim. Şimdi ise k çarpı şurası var ya buranın da 1 gelmesi gerekiyor. Şimdi ben buradaki limiti hesaplayacağım. Ve k ile çarptığım zaman 1 gelsin isteyeceğim. 5'in sağ tarafını şurada yerine yazarsak 5'in sağ tarafından 4 çıkarsa içerisi 1'in sağ tarafı yapar. Şimdi tabi ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam sonuç 1'in sağ tarafı çıkar diye düşüneceğim ki tabii ki 1'in sol tarafını yazarsam. Çünkü 2'den 1'in 1'den küçük bir sayı çıkarırsam yani 2'den 1'in solunu çıkarırsam cevap 1'in sağı kalır. Demek ki gençler ben burada 1'in sol tarafına bakacağım. 1 nerede? O yok hocam. Şimdi 1 için şurada bunun yerine yazdım. 1 nereye gidiyor diye takip edeceğim. Şunu yukarı doğru çıkardım, çarptım, döndüm. Buraya gitmiş ama orayı bilemiyorum. Ama bilebilirim. Nasıl? Benzerlik yaparım. Şu şekilde benim burada şu üçgenimdeki bak hemen sana üçgeni gösteriyorum. Şu üçgende eğimim ne? 2 bölü 3. Tamam yazdım. 2 bölü 3 eşittir. Hemen şuradaki üçgene bakın şimdi. Peki şu üçgende eğimim kaç? Küçük üçgende. O da 2 bölü 3 olmak zorunda. O halde ben şuraya bilmiyorum. Soru işareti dedim. Soru işareti bölü. Şurası kaç? 2. O halde soru işaretine gelir. 4 bölü 3'ün ta kendisi gelir. Yani demek ki 1'in gittiği yerde 4 bölü 3'müş. O halde benim 1'in e, sol tarafındaki limitim de tabii ki 4 bölü 3'tür. Demek ki burası neymiş arkadaşlarım? 4 bölü 3. O halde K kaçtır? Tabii ki 3 bölü 4 olmalı ki bununla bu çarpıldığı zaman sonuç 1 olsun. Tamam K'yı bulduk şimdi. K'mız kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. Artı şimdi geldim M'ye. M'yi nasıl bulacağım? M ile şuradaki limit değerini çarptığım takdirde sonuç 1 gelmesi gerekiyordu yine. Şimdi ben burada 3'ün sağ tarafını yerine yazarsam 3'ten 3'ün sağını çıkardığım takdirde 0'ın solu kalacaktır. Burada 0'ın solunu elde etmek için e, x gördüğüm yere 2'den ne çıkarsa 0'ın solu kalır. Tabii ki 2'nin sağ tarafını çıkarırsam 0'ın solu kalır. Ve doğal olarak da 2'nin sağına bakacağım limit değerinde. 2'nin sağa nereye gidiyor arkadaşlarım burada? Eksi 1'in ta kendisine gidiyor. Demek ki buranın limiti eksi 1'miş. Eksi 1 ile m'yi çarpınca 1 geliyorsa demek ki m'de eksi 1'miş. O halde ben m gördüğüm yere de eksi 1 yazdım. Eksi 1 ile 3 bölü 4'ün toplamı bana eksi 1 bölü 4'ü verecek. O halde cevabımıza da c şıkkıdır diyeceğiz. Evet benle beraber çözmeyenler olabilir kitabı tabi doğal olarak sonuçta bu bir kitap illa benle çözülecek gibi bir e, kural yok benle çözersiniz daha iyi olur tabii ki e, video ders kitabı olduğu için de video soru kitabı olduğu için de e, şanslıyız hizasına bakarsanız bu tarz hataları sizlere direkt olarak birinci ağızdan söyleyebiliyoruz ve birinci ağızdan size söylüyorum kusura bakmayın burayı 4 yaptık burayı eksi 5 bölü 2 yaptık arkadaşlarım şimdi 14. sorumuzu çözdük ve devam ediyoruz 15. sorumuz da ekranda şu an. Evet diyor ki gerçel sayılar kümesine tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş bize. Pekala. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diyor. Burası fx olduğu için şanslıyız bu sefer. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi f0 dediğimiz şey zaten şurasıdır. Ve ben burayı hesaplayabilirim. Grafikte vermemiş ama vermemiş olması demek hesaplayamayacağımız anlamına gelmiyor. Şurası kaç birim arkadaşım? 3 e burası kaç birim? 6. 3 bölü 6 demek ki eğim 1 bölü 2'ymiş. Eşittir diyorum. Şimdi şuradaki üçgene bakacağım. Şurası 2 değil mi? 2 o zaman burası 1 olmalı ki eğim 1 bölü 2 olsun. Demek ki burası 1'miş arkadaşlar. Yani 0 nereye gitmiş? 1'e. Artı fx'in 4'teki limitine bakacağım şimdi. Şimdi 1'in 4'teki limiti yine 1'dir. Şimdi fx'in 4'teki limitine bakacağım. 4'teki limit arkadaşlar görüntüye zaten eşittir. Fonksiyon sürekli olduğu için nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Demek ki diyor ki 1 ile 3'ün toplamı 4 olmalı ama bize ne demiş? 5 demiş. Demek ki birinci öncül patladı gitti. Şimdi geldim 2'ye. Eksi 2'yi şurada yerine yaz demiş. Yani eksi 2'yi burada yerine yazarsam aslında bakarsan f'in sıfırdaki limiti soruluyor. F'in sıfırdaki limiti görüntüsüne eşittir çünkü yine sürekli ve 1'dir burası. Artı geldim buraya 1'deki limit soruluyor. Birdeki limiti bulmak için birdeki görüntüye bakmam gerekiyor benim. Şurayı sildim. Eğimin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum burada. O halde ben 1'in şurada olduğunu söyle, söylersem. 1 şurasıysa. Eğim 1 bölü de unutma. Şurası 3 ise demek ki buranın 3 bölü 2 olması lazım. Ki eğim 1 bölü 2 gelsin. Yani bunun gittiği yer 1.5'muş. Güzel. Şimdi diyor ki burası da 3 bölü 2. 3 bölü 2'ye 1 eklersem 5 bölü 2 gelir demiş. Doğru demiş. İkinci öncülüm doğru. Geçtim üçüncü öncüle fx'in eksi 4'teki limiti bunu bulabilmek için fonksiyonun grafiğini şu şekilde uzatıyorum. x eksenini uzatamadım. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Tamam. Uzattıktan sonra şunu da şu şekilde uzattım. Ve artık burada yine benzerlik sayesinde şuraya eksi 4 dersem eksi 4'ün gittiği yeri bulmam gerekiyor benim. Şimdi eksi 4'ün gittiği yer neresidir? Eğim 1 bölü de unutma. Eğim 1 bölü 2 ise şurası kaç hocam? 2. O zaman burası da 1'dir diyeceğim. Yani eksi 4 nereye gitmiş? Eksi 1'e gitmiştir diyeceğim. Eksi 1'e gittiyse buranın limiti eksi 1. Geldim buraya. Eksi 4'ü şurada yerine yazarsam. Eksi eksi 4 artı 4 artı 2'den artı 6 gelir. Yani f6'yı bulmam gerekiyor benim. 6 nereye gitmiştir peki? Bunun, bunun içinde şurayı uzatırsam ve 6 diye şuraya söylersem. Tamam mı? Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen eş üçgenler olduklarından. Burası 3 birimse burası da eksi 3 birimdir diyeceğim. Doğal olarak da bu da eksi 3'e gitmiştir. Yani burası da eksi 3'müş. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4 olduğu için 3. öncülüm de doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3 olacakmış. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gayet güzel, gayet şık, gayet temiz bir soruydu. Ve 15. sorumuza bitirdik. 16. sorumuza geçtik. Aşağıda 0,4 kapar aralığından 0,4 kaparı aralığına tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x'ler 3'ün sağ tarafına yaklaşırken f'in tersinde x artı x'ler 2'nin sol tarafına yaklaşırken fx. Şunu bulması kolay onu hemen bulalım. 2'nin sol tarafında fx'in limiti hemen 2'den yukarı doğru çıktım çarptım döndüm 2'ye veriyor bana. Bak burası 2'ymiş. Şimdi artı şuna bakacağım. Buraya dikkat. F'in tersi diyor. Şimdi ben 3'ün sağ tarafını buraya yerine yazarsam F'in tersinde 3'ün sağ tarafı. 3 burası. 3'ün sağ tarafı neresi? Biraz üstü. Peki bu nereye gitmiştir? Hemen çarptım döndüm. Tabii ki bu da 3'e gitmiş. O halde burası da 3'tür diyeceğim. Bak tersten baktım limite. Ne kadar havalı değil mi? 3 ile 2'nin toplamı soruluyor. Doğru cevabımız 5'ti. Yani cevap D şıkkıydı dedik sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle 16. sorunun da çözümünü yaptık. Sayfaya uzaktan bakıyoruz. Tekrar söylüyorum bu soru için kusura bakmayın. Devam ediyorum bir diğer sayfayla kaçıncı sorumuzdayız? 17. sorumuzdayız. Evet 17. soruda fx fonksiyonunun bize grafiği verilmiştir deniliyor. Eksi 3'ün sol tarafında fx'in limiti. Eksi 3 neresi? Burası. Eksi 3'ün sol tarafı şurası hocam. Ve nereye doğru gidiyor bu fonksiyon? Eksi 2'ye doğru yığılıyor. Yani burası neymiş? Eksi 2'ymiş. Geldim buraya. Sıfırdaki limit. E fonksiyon sabit fonksiyon olduğu için sıfırdaki limit sıfırdaki görüntüye eşittir. Yani 1'dir. Artı 3 bölü 2'nin sol tarafındaki limit 3 bölü 2 burası e, şurası e, 3 bölü 2'nin sol tarafı da nereye yaklaşıyor yine 1'e doğru gidiyor. Dolayısıyla burası da 1'dir. Eksi 2 1 1 daha kaç yapar 0. Demek ki buradaki limitin sonucu 0 olacakmış ve buradaki a'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Yani diyor ki a diye bir sayı var bu a sayısının sağ tarafındaki limitler 0 olacak diyor. Şimdi hangi tam sayıların sağ tarafındaki limitleri sıfırdır? Bak bir burası var eksi 3. Eksi 3'ün sağ limiti sıfıra gider. Bir de şurası var artı 3. Artı 3'ün sağ tarafındaki limitler de yine sıfıra gidecektir. Başka da bir tam sayı yok. Demek ki A'nın alabileceği değerler eksi 3 ve artı 3 bunların da toplamı sıfır yapar. Demek ki cevabımız C şıkkı olacakmış diyebiliriz. Ve geçtim 18'e. fx fonksiyonunu x kare eksi 1'e bölmüş ve 1'deki limiti 4'müş. gx fonksiyonunu da x eksi 1'e bölmüş ve bunun da 1'deki limiti 1'miş sevgili gençler. fx bölü gx. x'ler 1'e yaklaşırken bunun bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor bana. Şimdi fx bölü gx'in limiti soruluyor. Bak bunu unutma. Şimdi ben fx bölü gx'i elde etmek istiyorsam doğal olarak fx'i gx'e bölmek isterim. Tamam mı? İçgüdü gibi düşünün. fx'i gx'e bölmek isterim. E ikisi de 1'e gitmiyor mu? İkisi de 1'e gidiyor. O halde ben şöyle derim hocam. Limit x 1'e yaklaşırken kesir çizgimi attım. Diyorum ki fx bölü x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazmak istedim. Burası da gx bölü x eksi 1 yazdım. Şimdi üst tarafın limiti zaten 4'tü alt tarafın limiti zaten 1'di 4 bölü 1'den bunun sonucu 4'e eşit olmak zorundadır. Çok güzel. Şimdi ise şunu yapacağım. Hocam ben burada bunları yerine yazdığım takdirde şu payda sıfır geliyor buradaki payda sıfır geliyor ama x eksi birler ikisi de payda, payda kısmında olduklarından ben bunları gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirim. Ve artık ve artık yerine yazdığım takdirde bak ne gelecek fx bölü şu gx'i ters çevirip çarparsam gx çarpı x artı 1 olacaktır. Burası ve limit nereye gidiyor x'ler? 1'e gidiyor. E şimdi ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Limit x'ler 1'e yaklaşırken fx bölü gx tamam mı? Çarpı limit x'ler 1'e yaklaşırken 1 bölü x artı 1 biçimde yazabilirim. Çünkü fx bölü gx de 1 bölü x artı 1'i çarparsam fx bölü gx artı 1'i elde etmiş olurum. E tamam benden zaten şurası isteniyordu nedir diye. E buranın da ben zaten 1'i yerine yazdığım takdirde 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Benden istenen değerle 1 bölü 2'yi çarpınca sonuç ne geliyormuş? Tabii ki de 4'ün ta kendisi. O halde buradaki bölü 2'yi karşı tarafa çarpı 2 olarak gönderirsem soru işareti yani bizden istenenin 8 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla elde ederiz. Cevabımız E şıkkında verilmiştir dedik. Şimdi sayfamızın sol tarafında soru moru kalmadı. Artık sağ üst tarafa geçiyoruz gençler. Sağ üst tarafta yine kıymetli bir soruyla karşı karşıyayız. Beni dikkatli dinlemenize fayda görüyorum. Ne demiş soruda? Aşağıda f fonksiyonunun grafiği ve g(x) fonksiyonunun kuralı verilmiş. Bak bunun grafiğini vermiş, bunun kuralını vermiş, tamam mı? E şimdi diyor ki, beni çok iyi dinle. Diyor ki, g bileşke f 2'nin sağ tarafı. Yani burada neyi bulmam gerekiyor benim? g'nin içerisinde f'te 2'nin sağ tarafını elde etmem gerekiyor. Artı burada da f'in içerisinde g fonksiyonunun içerisinde 2'nin sol tarafını elde etmem gerekiyor. Şimdi sol tarafa bir odaklanalım bakalım f fonksiyonunda 2'nin sağ tarafı nereye gitmiş? f fonksiyonuna baktın 2'nin sağ tarafı burası. Buraya çarptın döndün eksi 1'in biraz üst tarafına yani eksi 1'in sağ tarafına gitmiş. Peki g'de eksi 1'in sağ tarafı nereye gidiyor? Eksi 1 g fonksiyonunun kuralında kritik nokta falan değil ve eksi 1 nerededir? Tabii ki de 2'den küçük olan aralıktadır. Demek ki ben eksi 1'i burada yerine yazmam gerekiyor artık. Yerine yazarsak eksi 1'in karesi 1 Eksi 6 kere eksi 1 artı 6 ve artı 10'dan burası 17'nin ta kendisi geldi. Yani gençler bu kısım bize 17'yi verdi. Şurası var ya burası 17'ymiş. Şimdi artı diyorum devam edeceğim. Hocam iyi dinle beni. G fonksiyonunda 2'nin sol tarafını yerine yaz demiş. Şimdi 2'nin sol tarafı burası. Ve ben 2'nin sol tarafını yani 2'den birazcık küçük bir değeri şuradan yerine yazmak istiyorum. Lakin çıkan sonucun da çıkan sonucun sağına mı soluna mı gittiğini bilmiyorum. Mesela ben burada 2'yi yerine yazdığım takdirde 4 eksi 12 artı 10 gelir. Yani sevgili arkadaşlar 2 gelir ama çıkan sonuç 2'nin soluna mı gitmiş yoksa sağına mı gitmiş bunu bilmiyorum. Peki bu benim için değerli mi? Değerli çünkü f fonksiyonunda 2'nin sağ ile 2'nin solu farklı yerlere gitmiş. Yani benim burada 2'nin sol tarafını şurada yerine yazdığım takdirde çıkan sonucun sağa mı sola mı gittiği çok değerli. Peki bunu nasıl anlarım ben? Beni iyi dinle şimdi. Hocam derim ki benim şuradaki fonksiyonum bir parabolmüş. Parabol olduğunu nereden anladım? İkinci dereceden bir fonksiyon. Ve bu parabolün de tepe noktasının eksi b bölü 2a'dan 3 apsisi noktada olduğunu biliyorum. Bak şurası 3. Ve artık bunu şu şekilde çizecek olursam bu parabolü. Bak tepe noktası 3'te olan bir parabol elde ettim ben burada. Şimdi ben bu parabolde neyi yerine yazıyorum hocam? Tabii ki de 2'yi yerine yazıyorum. 2 burada. Peki 2'nin gittiği yer neresiydi? 2'nin gittiği yer 2'ydi tabii ki de. E madem 2'nin gittiği yer 2. Şimdi diyorum ki 2'nin solu nereye gider? Hocam 2'nin solunu elini yerine koydun, yukarı doğru çıktın, 2'den biraz büyük bir yere gidecektir. 2'den biraz büyük bir yere gittiği için de artık şunu söyleyebilirsin. G fonksiyonu da 2'nin sol tarafı, kesinlikle 2'den daha büyük bir yere gidiyor. Yani 2'nin sağ tarafına. Ve artık ben f'de 2'nin sağ tarafına bakacağım. F fonksiyonu da 2'nin sağ tarafı hop eksi 1'in üst tarafına yani eksi 1'in ta kendisine gitmiştir diyeceğiz. O halde 17 ile buradaki eksi 1'in toplamı bize 16'yı verir. Doğru cevap karşımıza çıkar. Cevap D şıkkı olacaktı. Var ya yemin ediyorum şöyle bir şey ÖSYM'de çıksa bu soruları çözenlerin yarısından fazlası dökülecektir arkadaşlar. Artık nasıl yapıldığını, neye dikkat etmemiz gerektiğini, bileşke fonksiyonun limitleri bulunurken sola mı sağa mı gitmesinin çok ama çok değerli olduğunu biliyorsun sen artık. Lütfen soru moru kaçırma sınavda tamam mı güzel kardeşim? Şimdi gençler devam ediyorum 20. sorumla. 20. soruda sıfırı ben trigonometrik bir fonksiyonda yerine yazdığım takdirde üst taraf sıfır alt taraf sıfır geliyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği vardır diyoruz. Şimdi ise 0 bölü 0 belirsizliğini giderebilmek için ben bu trigonometrik fonksiyonların özdeşliklerinden yararlanarak sadeleştirme işlemleri yapmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparım? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Sin kos var, sin kos var. Ha, bu neye benziyor? Sinüs fark formülüne benziyor. Çünkü arada eksi var. O halde sinüs fark formülü dedik ya sinüs 5x 4x diyebilirim ben üst tarafa. Yani sinüs 5x eksi 4x'in formülü sin 5x çarpı cos 4x eksi sin 4x çarpı cos 5x'tir. Ve bölü diyorum alt tarafta ne vardı? Sinüs 2x ben bu sinüs 2x'i de yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olarak yazarım. Ve limit nereye gidiyor hocam x'ler? Tabii ki de sıfıra yaklaşıyordu. E şimdi hocam üst taraf zaten sinüs x. Alt tarafta da 2 çarpı sin x çarpı cos x var. Ki ben sıfırı yerine yazdığımda sıfır çıkanlar sinüslerdi. O halde buradaki sinüsleri götürecek olursam artık çarpım durumunda olduğu için belirsizlik ortadan kalkar. Sıfır yerine yazdığımız takdirde üst tarafta 1 var. Alt tarafta da 2 çarpı kosinüs 0 olur. Kos 0 neydi? 1 bölü 2 idi. O halde sevgili arkadaşlarım pardon 1 Çok özür dilerim. 1 bölü 2 kere 1 de bize 1 bölü 2'nin ta kendisini verir. Yani cevabımız 1 bölü 2'ymiş. O halde doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla ve sayfamıza şöyle uzaktan bir bakış atalım yine. Umarım senin de sayfan bu şekilde düzenlidir, derli topludur. Devam edelim 21. sorumuzda bir diğer sayfada. Gerçel sayılarda tanımlı olan f ve g fonksiyonları için fx'ten gx'i çıkarıp 3'teki limitini bulmuş ve fx art eksi gx fonksiyonunu ben artık yeni bir fonksiyon belirttiğimde biliyorum. Sen de biliyorsun değil mi? Çünkü f fonksiyonundan g fonksiyonunu çıkardım artık yeni bir fonksiyonun kuralı var burada. Ve bu da f3 eksi g3 değerine eşit olduğuna göre bu ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi kesinlik belirten ifadelerde her zaman diyorsa daima diyorsa kesinlikle diyorsa soru kökünde bu varsa bizim tek yapmamız gereken her zaman ve her yerde biz aksine örnek vererek ilerlemeye çalışacağız. Aksine örnekler vermeye çalışacağız. Mesela burada diyor ki birinci öncülde 3'ün sağ taraftaki limiti sol taraftaki limitine eşittir ve bu da görüntüye eşittir diyor. Yani aslında bakarsan f fonksiyonu süreklidir demeye çalışıyor. Biz şimdi f fonksiyonu sürekli olamayacağı durumla bir örnek vererek bu fonksiyonu açıklamaya çalışalım. Bakalım o örneği veremiyorsak buna doğru demek zorundayız. İspat etmesek bile örneği verebiliyorsak üstünü sileceğiz. Bu yanlıştır diyeceğiz. Şimdi beni iyi dinle. F fonksiyonunun 3'teki limitine ben 5 demek istiyorum. Aynı g fonksiyonunun 3'teki limitine de 4 demek istiyorum. Böylelikle 5 eksi 4'ten fx eksi gx fonksiyonunun 3'teki limiti 1 olacaktır. Şimdi 1 eşittir dedim. F3 yani F fonksiyonunun 3'teki görüntüsü bak limiti mimiti değil. 3'teki görüntüsü 2 olsun. G fonksiyonunun 3'teki limiti de 1 olsun. 2'den 1'i çıkardım 1 geldi. 1 bir 1'e eşit mi eşit. Şu an ben sorunun aksine bir durum sergilemedim. Sorudan isteneni resmen sağladım. İkisini de 1 eşittir 1 buldum. Çok güzel ama şunu sağlamış olduk. Dedi ki fonksiyon yani F fonksiyonunun limiti 5 iken görüntüsü 2. G fonksiyonunun limiti 4 iken Görüntüsü 1 olsun istedim. İkisini de süreksiz fonksiyonlar yaptım yani açıkçası. Şimdi geldim buraya. F fonksiyonunun sağ limiti, e, limiti varsa ve 5 ise sağ limit 5'tir. E, sol limit 5'tir. Ama görüntüsüne 2 dedik. Şimdi 5, beş, 5'e eşit ama bu 5 2'ye eşit mi? Değil. O halde bu her zaman doğru olamayabiliyormuş. Bak aksine bir tane örnek verdim çünkü. İkinci öncülüme bakıyorum şimdi. F'in 3'teki limiti 5'ti. 5 beş demiştik. G'nin 3'teki limitine 4 demiştim. 5 kere 4 bize 20'yi verir. Yani sol taraf 20. Sağ tarafa bakıyorum. F3'ü 2 seçmiştim. G3'ü de 1 seçmiştim. 2 kere 1 2'dir. 22'ye eşit mi? Tabii ki de değil. Bak aksine örnek verebildim. 2 de gitti. Şimdi geldim 3'e. F'in 3'teki limiti 5'ti ve G'nin 3'teki limiti 4'tü. 4 demiştik. 5 ile 4'ün toplamı 9. Acaba 9 bu F3'e görüntüsüne 2 demiştim. G3'e de görüntüsüne 1 demiştim. 9 2 artı 1'den 3'e eşit midir? Tabii ki de değildir. O halde sevgili arkadaşlarım 3. öncülümüz de bizim patlıyormuş demek ki. Yani cevabımız neymiş? Hiçbiri olacakmış sevgili arkadaşlar. Adobe'un sembolüne benzedi yaptığım hareket istesem yapamam. Devam ediyorum 22. örneğimle 22. sorumla. Tüm gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için bize demiş ki fx'in 2'deki limitiyle fx'in mutlak değerinin 2'deki limiti eşittir ve 4'tür. Şimdi bunu vermesi aslında biraz mantıksız gibi duruyor. Çünkü fx'in zaten 2'deki limiti pozitif olan 4 sayısına eşitken e, mutlak değerinin de limitinin 4 olması kadar doğal bir şey yok. Peki biz öncülleri okuyalım. Belki daha anlamlı hale gelir. Daima doğrudur deniliyor. Yine biz ne yapacağız? Aksine örnek vermeye gayret göstereceğiz. Birinci öncülümüze bakalım. f fonksiyonu 2'de süreklidir demiş. Şimdi o zaman ben aksine örnek vermeye çalışıyorum. 2'de süreksiz bir fonksiyon olsun diyeceğim. Yani benim fonksiyonum şu şekilde olsun diyeceğim. Bakın şimdi. Fonksiyon böyle gelmiş. Şurada şöyle bir boşluk oluşturmuş ve bu şekilde devam etmiş diyeceğim. Ve gençler ve gençler. Şurasının da 4 olması gerektiğini söyleyelim. Şurası da yine 2 olsun. Şimdi 2 de limit var mı? Var. Ve kaça eşit? 4'e eşit. Ben bu fonksiyonun mutlak değerini de alırsam yine limit değeri değişmeyecektir. Yine 4 olacaktır. Yani şurayı sağlayan bir örnek gösterebildim. Ama bu örnek Şurayı sağlamak zorunda mı? Değil. Çünkü ben 2'nin görüntüsünü varsayalım ki şurada seçtiğim takdirde bu fonksiyon sürekli değildir. O halde birinci öncülümüz bizim. Jortladı diyeceğiz. 1 gitti. Geçtim ikinci öncüle. F2 4'tür demiş. E F2'ye bakıyorsun burada 4'e değil. Burada bir yere gitmiş. Negatif tarafa gitmiş. O zaman 4 olmak zorunda değil. Daima doğru da diyemem. Üçüncü öncülüme baktığım takdirde. F fonksiyonunun 2'nin sağ tarafındaki limiti. F fonksiyonunun 2'nin sağ tarafındaki limiti 4'tür. Artı F2. Şimdi F2 eşittir 0 0'sa demiş. O zaman buranın ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım F2'nin değil mi? F2 eksi 4'tür demiş. Bak demek ki şuraya da eksi 4 demiş. Evet gerçekten F2 eksi 4 olabilirken 2'nin limiti 4 olabiliyor. Mutlak değerini alınca da buradaki nokta hop yukarı sıçrıyor. Fonksiyonu sürekli yapıyor. Mis gibi. O halde 3. öncülüm doğrudur. Yani cevabımız da yalnız 3'tür diye biliyoruz. Şimdi bu sütunda da sevgili arkadaşlarım soru kalmadı. Şimdi biz ne tarafa doğru geçiyoruz? 23. sorumuza doğru geçiyoruz ve bu soruyu da beraber birlikte çözelim. Evet gençler biliyorsunuz ki Kemal hocanızla yani VIP Fizik YouTube kanalının kurucusu olan Kemal hocanızla yan komşuyuz. Yani bir duvar ötemde o var ve bu sabah e, ilk ofise geldiğimizde sürekli böyle Einstein'ın Zaman için görevlilik kanunu falan var ya onlardan bahsediyorduk ve durmadan bu konudan bahsettik. Ve şu anda da bu Einstein'ın zamanın bükmesi olayını falan yaşıyoruz gibi hissediyorum kendimi. Çünkü saçlardan anlıyorsunuz arkadaşlar. Videoya bildiğiniz ara verdim. Çünkü berber randevusu vardı ve berbere gittik Kemal hocanızla beraber. Ee, videonun yarısını artık 22. soruya kadar eski saçlarımla 23. sorudan itibaren tekrardan ofise döndük. Ve 23. sorudan itibaren bu saçlarla video çekimini yapıyorum. Umarım yakışmıştı şöyle yorumlara yazarsınız gençler. Devam edelim dersimize. Evet 23'te kalmıştık. F ve G parçalı tanımlı fonksiyonlarımız var. F G fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre. Peki A artı B kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx g fonksiyonunu e, biz oluşturabilir miyiz hocam? Oluştururuz. Sen de oluşturabilirsin. İyi dinle beni. fx gx fonksiyonundan bahsediyoruz. Şimdi burada e, x'in birden büyük olduğu yer burası. Burada da burası. E, o halde ben şunu söylerim. Madem x'lerin büyük olduğu yer burası ve ben f'den g'yi çıkarıyorum. Dedim ki ben şundan yani x kareden şunu yani 1 artı x'i çıkarırım. O halde çıkaralım. x kare eksi x eksi 1 yapar. Ve x'ler büyük 1 e, iken bu geçerlidir derim. Daha sonrasında bir de x'in 1'den küçük veya eşit olduğu yer bir de burası vardı. Demek ki burada da ben bundan bunu çıkaracağım. O halde şu e, x'i dağıtarak da yazalım. x artı ax. Eksi eksi bx'den artı bx yapar. Bir de eksi 3'ümüz oluşur. Ve x küçük veya eşittir 1 derim. Al sana f eksi g fonksiyonu ve bu fonksiyon. Reel sayılarda sürekliymiş arkadaşlar. Demek ki kritik noktası olan bir noktasında bu fonksiyon sürekliyse birin sağ limiti sol limitine eşittir mantalitesiyle ben biri bir yukarıda bir aşağıda yerine yazacağım ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Biri yukarıda yerine yazarsam 1-1 artı -1, 1 gelir. Pardon 1-1-1 gelir. Ve eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürünce eksi 1 kalacaktır. Eşittir dedim. Biri alt tarafta yerine yazarsam 1 artı a artı b eksi 3 yapar. Şimdi benden a artı b isteniyordu. Burada da bak minnacık bir a artı b var. Demek ki a artı b'yi buradan bulacağım. 1'den 3'ü çıkardım. Eksi 2. Bu eksi 2'yi karşıya gönderdim. Artı 2 diye. 1 eşittir a artı b yaptı. Demek ki a artı b'miz kaçmış? 1 olacakmış. Yani cevap d şıkkında verilmiş sevgili gençler. 24. sorumuza doğru geçtik. Aşağıda f fonksiyonunun bize grafiği verilmiş. Buna göre y eşittir eksi f 3-x fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların absisleri toplamı istenmiş. Buna benzer bir soru. Hatırlarsan çözmüştük biz. Nerede çözmüştük? Hemen e, hatırlatalım. Nerede çözmüştük? Bir sonraki sayfada mı çözmüştük? Bir önceki sayfada çözmüştük değil mi? Sanki. Bir bakalım şöyle. E, bu değil, bu değil, bu hiç değil. E, bu da değil. Sa ah, işte burada 13. soru. Bu soruyu çözmüştük değil mi? Ve bu soru gibi çözebiliriz açıkçası. Dolayısıyla şöyle aşağı inelim kendi bölümümüze ve 24. sorumuza bir daha bakalım. Şimdi o sorunun çözümünü hatırlayaraktan bu sorunun çözümünü yapabiliriz bence. Şimdi bak burada fonksiyonun grafiği verilmiş ve eksi f 3 eksi x fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların absisleri soruluyor. Şimdi süreksiz olduğu noktalar burada ne? Bir eksi 3'ümüz var bir de 2'miz var doğru mu? E şimdi bak yazdım bir eksi 3 bir de artı 2'miz vardı. Eksiyle çarpmak demek Eksiyle çarpmak demek. Bunu da farklı bir şekilde düşünelim, düşünerek çözelim. Eksiyle çarparsam ben bunu ne olur? Üst tarafta kalan görüntü alt tarafa, alt tarafta gö kalan görüntü üst tarafa simetri alınarak yazılır. Tamam mı? E demek ki burada süreksiz olduğu noktaları değiştirecek bir durum yok. Ama içerisini bak bu şekilde eksiyle çarparsan, şuradaki eksi eksiyle çarparsan ne olur fonksiyon? Bu şekilde tepe taklak olacaktır. Yani sağ taraf sol tarafa, sol taraf sağ tarafa geçecektir. Böylelikle eksi 3 apsisli noktada süreksizdi. Artık 3 apsisli noktada. 2 de süreksizdi. Artık eksi 2 apsisli noktada süreksizdir diyeceğim. Bu 1. İkinci olarak da bir de buraya ne yapmış abi? 3 eklemiş bu. Şimdi 3 eklediyse 3 birim ne tarafa kayması lazım? Sol tarafa kayması lazım. Çünkü eklemiş. E madem öyle 3 birim sola kayarsa süreksiz olduğu noktada kayar. Yani 3'ten 3 üç çıkarırım 0. Eksi 2'den 3 çıkarırım. Eksi 5. İşte buradaki noktalar yani 0 ve eksi 5 artık benim eksi f 3 eksi x fonksiyonumun süreksiz olduğu noktalardır. Bunların da toplamı eksi 5'i verir. Cevap a şıkkı olacaktı sevgili gençler. Sayfamızı da bitirdik. Şöyle uzaktan bakalım. Umarım senin sayfan da bu kadar düzenlidir, derli topludur diyelim ve geçelim 25'e artık son 16 sorumuz. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının bize grafikleri verilmiş. F'in grafiği bu, g'nin grafiği de bu. G bileşke f fonksiyonu x eşittir 2 absisli noktada sürekli bir fonksiyondur denilmiş. Buna göre g eksi 1 değeri kaçtır? Şimdi çok iyi dinle. Gerçekten muntazam müthiş bir soru. Çok iyi dinlemeni tavsiye ediyorum. Bak şimdi hocam. G bileşke f'ten bahsetmiş. 2'de sürekli ise. Şimdi f'e bakıyorsun süreksiz 2'de. G'ye bakıyorsun süreksiz 2'de. Demek ki bileşkeleri sürekli olacakmış. O halde ben diyorum ki. Hocam madem g bileşke f var elimde benim. G'nin içerisinde f'de. 2 apsisi noktadaydı ya. 2'nin sol tarafına bakarım. Bir de g'nin içinde f 2'nin sağ tarafına bakarım. İşte bunların önce birbirine eşit olması lazım. O halde f'de 2'nin sol tarafı nereye gidiyor? Bunu bulalım önce. 2'nin sol tarafı f fonksiyonunda yukarı çıktım, çarptım, döndüm. 2'nin biraz altına gidiyor. 2'nin biraz altına gidiyorsa demek ki 2'nin sol tarafına gidiyor derim g fonksiyonunda 2'nin sol tarafı nereye gidiyor? Bir de buna bakalım. g'de 2'nin sol tarafı hop çarptım, yukarı çıktım. 1'in sağ tarafına gidiyor ama artık bileşke fonksiyon kalmadığı için ben buna direkt 1 diyeceğim. Yani burası neymiş? 1'miş. E şimdi burası 1'se bu 1'e mi eşittir? Evet. Şimdi hocam beni iyi dinliyorsun. Şuraya bakıyoruz. f'de 2'nin sağ tarafına bakıyoruz. f fonksiyonunda 2'nin sağ tarafı nereye gitmiştir? Elimizi şuraya koyduk 2'nin sağ tarafına. Çarptık döndük eksi 1'in biraz üstüne yani eksi 1'in sağına gidiyor. Şimdi g fonksiyonunda eksi 1'in sağ tarafı 1'e gidiyormuş. G fonksiyonunda eksi 1'in sağ tarafı neresi hocam? Aha şurada bir yerde eksi 1. Şimdi eksi 1'in sağ tarafı da yani eksi 1'in gittiği yeri de bilmiyoruz ki hocam. Yani onu nereden bulacağız? Şimdi aslına bakarsan gittiği yer belli. Niye? Fonksiyon bu tarafta bir kere sürekli bir fonksiyon. Eli bizi kaldırmadan çizebiliyoruz değil mi? Şurada. E madem öyle eksi 1'in gittiği yerle bu limit değeri birbirine eşit değil midir? Yani g fonksiyonunun eksi 1'in sağ tarafındaki limiti 1 ise g'de eksi 1 de kesinlikle 1'dir. Ve benden ne istenmişti? g'de eksi 1 o halde doğru cevabımız c şıkkı olur diyeceğiz. Tamam bak bu bir aslında bakarsan biraz da uyanıklık sorusu. Uyanık olmakta fayda var matematiğin her bir noktasında TYT'de AYT'de MSÖ'de hiç fark etmez uyanık olmakta fayda var. Şimdi 26. L bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarımız için x'ler pi'ye yaklaşırken fx'in limiti x'ler pi'ye yaklaşırken gx'in limitine eşit ve ikisi de l değerine eşit. Şimdi abi bize burada sürekli bir fonksiyon demiş mi? İlk irdelememiz gereken yer o. Gerçel sayı olmak üzere demiş. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı demiş. Bu kadar bırakmış. Hiçbir bilgi vermemiş. Sürekli olup olmadığını bilmiyoruz. Yani ben şunu bilmiyorum o halde doğru mu? Bu fonksiyonun ikisinin de iki fonksiyonun da pi apsisli noktada limitleri var ve l fakat bu fonksiyonlar pi apsisi noktada sürekli mi? Yani görüntüsü l'ye eşit mi? Yani gp ve fp bunların ikisi de l'ye eşit mi? Buna bilmiyoruz. Tamam mı? Hangileri daima doğrudur demiş. Birinci öncüne bakalım beraber. FP ile GP birbirine eşittir demiş. E, bilmiyoruz demiştik. O halde buna ben kesinlikle doğru deme. X'ler P'ye yaklaşırken FX ile GX'in toplamı 2L yapar demiş. E şimdi FX'in limiti var ve L. GX'in limiti aynı noktada var ve L. O halde limitler toplamı toplamlar limitine eşittir diyeceğiz. Ve 2L yapar L ile L'nin toplamı. Demek ki bu doğru. Bir de 3'e bakalım x'ler pi'ye yaklaşırken fx bölü gx pi'dir 1'dir. E şimdi bunun limiti vardı ve l'di. Bunun da limiti vardı ve l'ydi. L ile böldüm. 1 geldi. O zaman buna doğru derim. Cevap D şıkkı olur. Aşağı inersin şöyle. Biraz da sağ tarafa bakarsın. E 26. sorumuzun cevabı B demiş. Biz neyi işaretledik? D'yi. Ondan sonra patlarsın. Şimdi niye patladık? Onu söyleyeyim ben sana. Canım güzel kardeşim bak. Sevgili arkadaşım. Ben bunun Tamam genel itibariyle doğru olduğunu biliyorum lakin Ya L0 l sıfırsa ne olur? E Burası 0 bölü 0 olur 0 bölü 0 belirsizliğini sen 1 olduğunu nereden biliyorsun? Bilemiyorsun L'nin 0 olduğu durumda gençler Bu eşitlikten bahsedemeyiz Dolayısıyla daima doğru olmaz Üçüncü öncül patlar cevap sadece ama sadece yalnız 2 olur Yani D değil cevap Bursa seçeneğiymiş 26'yı da çözdük dikkatli olmak gerekiyor tabi böyle sorularda Yorum soruları inanılmaz derecede öğrenciyi patlatır arkadaşlar. Lütfen sizden ricam aman diyeyim patlamayın. Üçüncü dereceden bir Px polinomu için. X'ler 2'ye yaklaşırken Px bölü x eksi 2 eksi 16 ve x'ler eksi 2'ye yaklaşırken Px bölü x artı 2 48 Yani bu ne demek oluyor? Burada ilk yapman gereken yorum şu. 2. Paydayı 0 yapıyor mu yapıyor? Paydası 0 olan şey genel itibariyle tanımsızdır. Ama Sonuç reel sayı çıkmış. E tanımsızların sonucu olmaz. Reel sayı olmaz. Demek ki bu tanımsız değilmiş. E paydası sıfır olup da tanımsız olmayan ne var? Belirsiz. O halde demek ki üst tarafta sıfırmış. Yani P2 sıfırmış. Aynı şeyi düşünecek olursam demek ki P-2 de aynı mantaliteyle sıfırmış. Üçüncü derecedendi ve ben iki tane kökümü buldum. Bir tane daha köke ihtiyacım var ama olsun şimdilik şunu yazalım. Px x eşittir. Bir baş katsayı belirledim. A çarpı. 2 diye bir köküm varsa x eksi 2 diye bir çarpanım vardır. Eksi 2 diye bir köküm varsa x artı 2 diye bir çarpanım vardır. Ve üçüncü dereceden olduğu için bir tane daha kökü olsun istiyorum. burada b olsun kökümüz. Dolayısıyla x eksi b çarpanı vardır diyelim. Şimdi hocam ben <laughs> buradaki b'yi veya buradaki a'yı nasıl bulabilirim? Şu şekilde eğer ki p eksi x eksi 2'ye böldüyse mesela burası şu şekilde x eksi 2'ye bölünürse Buradaki x eksi 2 ile buradaki x eksi 2 gider. Ve gittikten sonra sen buradaki 2'yi yerine yazarsan a çarpı 4 çarpı 2 eksi b dersin. İşte bu eksi 16 ymış. İçeri dağıtırsak bunu 4 a'yı 2 eksi b ile çarpacağım şimdi. Bu da bana 2 a b pardon 8 a 8 a eksi 4 a verir ki gençler bu da eksi 16 ymış. Güzel şimdi buraya kadar her şey normal. E hocam aynı şeyi biz x eksi 2 için değil de x artı 2 içinde yapmış olsaydık bu sefer bunlar mı giderdi? Evet. O halde eksi 2'yi şimdi yerine yazdığın zaman şu gelir. Şurada eksi 2'yi yazıyorum. Şurası eksi 4a olur. Eksi 4a parantezinde x eksi b demişti ya eksi 2 eksi b yapar burası. İçeri dağıttığın takdirde de yine 8a ama bu sefer artı 4ab gelecektir. Eşittir bu da 48'miş. Şimdi hocam ben burada şunu yapabilirim. Her ikisini toplarsam eğer 16A eşittir. Bunlar gidiyor ve bunlar gittikten sonra 48 ile 16'nın toplamı 32 yapıyor. Demek ki A kaçmış diyeceğiz? 2. A2 ise eğer şurada yerine yazarsam 16. Şurada yerine yazarsam eksi 8B yapar. Eşittir eksi 16 ise. Demek ki hocam 8B eşittir 32 diyeceğiz. B de buradan kaç gelecek? 4. A'yı ve B'yi bulduğuma göre artık P2'si biliyorum ben. Hadi yerine yazalım. Hocam Px burasıydı. Yazıyorum bak. Px eşittir. A'mız 2 idi. 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi b. Yani x eksi 4 dedim. Burada bize P3 sorulduğuna göre artık x gördüğüm yere hiç vakit kaybetmeden 3 yazacağım. 2 çarpı 3'ten 2 çıktı 1. 3'e 2 ekledim 5. 3'ten 4 çıktı eksi 1 dedim. Çarparsam bunları eksi 10'un ta kendisi gelir. O halde cevap da tabii ki de B şıkkında verilmiştir deriz sevgili yaşlar. Muhteşem ötesi bir soruydu. İnşallah karşınıza sınavda bu şekilde bir soru çıkar. Ve SML tayfa öğrencileri bu sorunun tamamını doğru bir şekilde halleder. Artı bir net cepte diyebiliriz. 27. sorumuzu da çözdüğümüze göre artık devam edelim. 28. sorumuzla sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle aşağı doğru indik. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şöyle ki Aşağıda demiş ekrana sığdırayım. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları ile alfa ve beta açıları verilmiş bize. D1 doğrusu, D2 doğrusu, alfa açısı, beta açısı, burası 6, burası eksi 3 güzel. Buna göre betalar alfaya yaklaşırken kosinüs alfa artı beta limitinin değeri nedir diye sorulmuş bize. Şimdi hocam şöyle bir şey yapsam ben acaba nasıl düşünürüz neler olur? Betalar alfaya yaklaşırken diyor ya ben beta gördüğüm yere alfa yazarsam burası zaten kosinüs 2 alfa olur. Yani alfa artı alfadan kosinüs 2 alfa olur. Kosinüs 2 alfayı da ben şu şekilde yazsam. 2 kos kare alfa eksi 1 ne kullandım? Söyle yarım açı kullandım. Yarım açı kullanarak yazsam olmaz mı? Olur. E şimdi hocam ben burada alfanın karşısını yani şurayı 6 olarak biliyorum. Ve burası da 3'müş zaten. Şimdi tanjant alfayı ben buldum hocam. Tanjant alfa 2. E, tanjant alfa 2 ise kardeşim şurası 2 burası 1 buraya alfa dedim. Daha, daha da e, özele indiriyorum üçgeni yoksa direkt bulabilirdik de. Burası kök 5 olur. Ve bana kosinüsü lazım bu alfanın. 1 bölü kök 5 lazım. 2 çarpı 1 bölü kök 5'in karesi 1 bölü 5 yapar. Bir de bundan 1 çıkaracağım. 2 bölü 5'ten 1 çıkarırsam eksi 3 bölü 5 gelir direkt olarak karşımıza cevap. Doğru cevabımız D şıkkıymış deriz sevgili gençler. Yani ne kadar zor gibi görünen bir soruyu ne kadar basite indirgedik? E bunu yapmanın da dedik ya limit sorularında trigonometrik özdeşlikler hayat kurtarır. Bundan kaynaklı da bu özdeşlikleri çok ama çok iyi bilmen gerekir diyelim. Sayfamıza da uzaktan şöyle çaktırmadan baktık ve devam ediyoruz 29. sorumuzda. Evet, iyice yaklaştık fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Tamam güzel. x'ler 6'nın sol tarafına yaklaşırken fx'in limiti. x'ler 7'nin sağ tarafına yaklaşırken fx'in limitine eşitse m kaçtır diye soruluyor. Öncelikle. Öncelikle. 6'nın sol tarafına yaklaşıyoruz. 6'nın sol tarafı burası. E şimdi ben bunu burada yerine yazacağım ama 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görüyorum ama 6'nın sol tarafı dediğimi unutmayın. x kare eksi 36 x e 6 çarpı x artı 6'nın ta kendisidir. Alt kısımda da 6'nın sol tarafı demiş bak sol tarafı. E şimdi ben 6'nın sol tarafının 6'dan daha küçük olması gerektiğini biliyorum ve 6'dan küçük bir sayıdan 6'yı çıkarırsam sonuç negatif olur. İçerisi negatif olduğu için dışarıya pozitif çıkmasından mütevellit 6 eksi x yazarım ben buraya. E şimdi düşün x eksi 6 ile 6 eksi x gider mi gider o zaman burada eksi 1 kaldı mı kaldı. Eksi 1'i içeri dağıtırsam burası eksi x eksi 6 olur ve ben, ben artık 6'yı yerine yazarsam bunun sonucunun eksi 12 gelmiş olmasını görüyorum. Artık burası eksi 12 mi? Eksi 12. E şimdi hocam demek ki x'ler 7'nin sağ tarafına yaklaşırken fx'in limiti de neymiş? Eksi 12'ymiş. O halde ben 7'nin sağ tarafı olan şurada 7'yi burada yerine yazacağım ve cevabın eksi 12 çıkmasını bekleyeceğim. Bu şekilde m'yi hesaplayabilirim. Gel 7'yi yazalım hadi. Üst tarafta yerine yazdım. 3 kere 7 21. 3 ekledim 24. Bölü m eksi 2 eşittir. Eksi 12. 24'ü sen hangi sayıya bölersen eksi 12 gelir. Tabii ki de eksi 2'ye. Demek ki m -2, eksi 2 eksi 2'ymiş. O halde m kaçtır? Tabii ki de sıfırın ta kendisi. Bu kadar güzel ve şık çözdüğüm için kendimi kutluyorum. Cevabımız değişik olacaktı sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuz olan 29. değil 30. sorumuza geçebiliriz. Evet artık 30'dayız. Aşağıda a-5 ile 6 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun bize grafiği verilmiş. Bakın eksi 5'ten 6'ya kadar kapalı aralıkta tanımlanmış. E buna göre diyor hx fonksiyonu 3x-2 bölü fx-2 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık b kümesi ise a fark b'nin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle gençler, biz burada A kümesinin eksi 5'e 6 olduğunu biliyoruz. Yani burada eksi 5'e 6 kümesinden, eksi 5,6 kapalı aralığından biz neyi çıkarmamız isteniyor bizden? Hangi fark almamız isteniyor? Ee, sürekli olduğu en geniş kümeyi çıkarmamız isteniyor. Yani B kümesini. Şimdi sürekli olduğu en geniş küme nedir? Hx fonksiyonunun paydayı sıfır yapanları biz kümenin dışına çıkaracağız. E, böylelikle... Ee, bu fonksiyonu sevgili arkadaşlarım ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Paydası sıfır değilse e, tabii ki bu noktaların her birini süreklidir dememiz gerekiyor. O halde burayı paydayı sıfır yapan değerler fx eşittir 2 yapan değerlerdir. Şimdi fx'i 2 yapan değerler kaç tane onu bulalım. Şimdi 2 nerede arkadaşlar? 2 şurada bir yerde örnek veriyorum. 2 şurası bir yer. Bir yer. Daha sonrasında ben 2 eden noktaları, 2 yapan noktaları bulmak için bu 2 noktasından bir x eksenine paralel doğru çiziyorum. Şimdi diyorum ki fx'i 2 yapan bir şuradaki apsisi nokta var. Bir şurası var diyeceğim. Bir şurası var. Burası var. Bir de burası var. Yani toplam kaç tane? 5 tane. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Bizim bu kümemiz eksi 5 ile 6 kapalı aralığı eksi şuradaki x1, x2, x3, x4 ve x5 apsisi noktalar diyebiliriz. O halde ben buraya x1, x2, x3, x4 ve x5'i yazabilirim. Tabi sen sınavda gösterirken bunları göstermek zorunda değilsin. Ben sana daha iyi anla diye şu an bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben bu kümeden burayı çıkarırsam elimde sadece şurası kalacaktır. Çünkü bu kümenin içerisinde bunlar yok. O halde toplamda 5 elemanlı bir küme bu fark kümesinin sonucu olacaktır. O halde bu fark kümesi de tabii ki 5 elemanlıdır diyeceğiz. Yani cevabımız eşit olacaktı diyebiliriz. Evet gençler devam ediyorum 31. sorumuzda artık son 10 sorumuz m ve n, gerçel sayılar olmak üzere. X'ler 1'e yaklaşırken eksi 3 artı mx artı 4'ün kare kökü bölü x eksi 1 eşittir n olduğuna göre m bölü n oranı kaçtır? Şimdi n bir gerçel sayıysa demek ki burası reel sayı. Yani bu limitin sonucu bir reel sayı çıkmış. Şimdi x'ler 1'e yaklaşırken ben bu x'i payda da, yani 1'i yerine yazdığım zaman payda kısmında e ne oluyor? Payda 0 oluyor. Ama sonuç bir reel sayı çıkmış. Payda ise genelde tanımsızlıkla karşılaşırız ama demek ki bu tanımsız olmuyor artık. E ne oluyor hocam? Payda sıfır olmasına rağmen sonuç bir sayı çıkıyorsa demek ki 0 bölü sıfır belirsizliği var. Yani ben bu biri yukarıda da yerine yazdığım takdirde sonuç 0 olacak. Hemen yazalım. Eksi 3 artı kare kökün içerisinde e, biri yazdığım için burası m artı 4 oldu artık. Ve bunun ne olmasını istiyorum ben? Sıfır olmasını istiyorum. Yani kök içerisinde m artı 4 ne olmalıymış? Tabii ki de 3 olmalıymış. Yani burada m artı 4 o halde kaçtır? Tabii ki 9'dur. Demek ki m kaç olacak? 5 olacak gençler. m'yi bulduk. Şimdi burası 5. E peki şimdi devam edelim. Neyi nasıl buluruz? Üst taraf aslına bakarsan eksi 3 artı demeyelim de artık köklü ifadeyi öne yazalım. Ona alışkınız. 5x artı 4 dedim. Tamam mı? Daha sonrasında eksi 3'ümü yazdım. Bölü alt kısımda x eksi 1'imiz var. Şimdi ben diyorum ki şu e, payda çizgisini biraz uzatalım. Kesir çizgisini payda çizgisine ise kesir çizgisini biraz uzatalım. Uzattıktan sonra bunu eşleniyle çarpayım. Yani 5x mx demeyelim artık oraya. 5x artı 4'ün karekökü artı 3 yani eşleniyle çarptım. Alt kısmı da eşleniyle çarpayım ki değişen bir şey olmasın gençler. Sonuçta değişmesini istemeyiz biz ifadenin. Bu şekilde eşleniyle çarptığın takdirde üst taraf 2 kare farkı yardımıyla bunun karesi eksi bunun karesi olur. Yani 5x artı 4 eksi 9 olur. Alt tarafta da x eksi 1'imiz mevcut. E bir de bunun eşleniği vardı. 5x artı 4 ve artı 3'ümüz vardı. Tamam. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Üst taraf ne? 5x eksi 5. E ben bu 5x eksi 5'i 5 parantezinde x eksi 1 diye yazamaz mıyım? Yazarım. E şimdi burada x eksi 1'ler gider mi? E gider hocam. Üst tarafta sadece 5 kaldı. Alt tarafta da bu kalmıştı. E ben zaten x'lerin 1'e gittiğini biliyordum. x gördüğüm yere 1 yazarsam şurası kök 9 yani 3 gelecek. E burası da 3 demek ki burası da 5 bölü 6'ymış. Ve bu da neye eşit olur? N'ye. Tamam. M 5 iken N 5 bölü 6'ymış. Şimdi ben 5'i 5 bölü 6'ya bölersem 5'i 6 bölü 5 ile çarpmak anlamına gelir bu. 5'ler giderse doğru cevabın 6 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap denizli seçeneği olacak. Bir öğrenci demişti ki hocam M'yi 5 bulduk ya E tamam işte şıklarda 5'in katı olan sadece C var. C'yi işaretlerim demişti. Ben de çok güzel yaparsın demiştim. <laughs> Siz anladınız onu. 32. sorumuzdayız. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde verilmiş bize. Buna göre x'ler 3'e yaklaşırken fx'in limiti, x'ler 2'ye yaklaşırken fx'in limiti bunların toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada mesela 3'ü şurada yerine yazdığım zaman 0 geliyor ya, 2'yi de şurada yerine yazdığım zaman 0 geliyor. E demek ki burada bir kesinlikle bir belirsizlik söz konusu olacak. Çünkü şıkların hepsi reel sayı. O halde ben bunları çarpanlarına ayırarak yazayım. Yani ben burayı x'e x diye ee, mesela burayı eksi 5'e eksi 3 diye ayırırım. Burayı x'e x diye e, burayı da eksi 2'ye eksi 5 biçiminde ayırabilirim. Böylelikle x eksi 3 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 3 gelir buradan. Daha sonrasında artı x eksi 5 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 gelir buradan da. Şimdi öncelikle x'leri 3'e götürelim. x'ler 3'e giderken şunlar sadeleşir. 3 yerine yazdığım takdirde 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 artı. 3'ü burada yerine yazdığım takdirde. Eksi 2 çarpı 1 bölü 1 gelir. Yani eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı eksi 4 yapar. Bu şuranın değeri. Eksi 4. Şimdi 2'yi yerine yazacağım gençler. Çünkü onu istemiş bizden gördüğün üzere. Şunları bir sileyim temizleyeyim. Bunları temizledikten sonra 2'yi yerine yazacağım ya. Şunları götürdüm bu sefer. 2'den 1 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 kere. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Bölü. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Daha sonrasında artı diyorum. Devam. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. Şimdi şurası ne yapar? Eksi eksi bak. Eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6 yapar. Demek ki burası da eksi 6'ymış. Eksi 4 ile eksi 6'nın toplamı eksi 10'dur. Ve bu da bana cevabı verir. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle 32. sorumuzda bitirdiğimize göre artık son 8 soru diyeceğiz. Son 8 soru için bu sayfayı bitirdik ve şöyle sayfamıza uzaktan bakma zamanı gelmiştir artık. Evet gençler şuradaki sorunun çözümünü e, pdf'i yenilediğim için kalmadı kusura bakmayın. Şimdi devam edelim arkadaşlar 33. sorumuzda. Evet sorumuz ekranda bir bakalım beraber. Aşağıda fx parçalı tanımlı fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. E, mavi biçimde gelmiş eksi sonsuzdan 2'ye kadar 2'den sonra pembe biçimde hareket etmiş ve 2'nin görüntüsü de aha burada bak burada bir nokta var gördün mü? Yani F2'nin e, şurada birden küçük bir sayı olması gerektiğini düşünebiliriz. Tamam. Hatta birmiş de diyebiliriz sonuçta. Bir bakalım. Hatırlamıyorum soruyu yazarken. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki. Buna göre 3 tane bize olay vermiş. Bu olayları gerçekleştirecek olursan bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir bakalım. Birinci öncüle diyor ki. Kırmızı renkli parça 2 birim sağa ötelenirse. Şimdi kırmızı renkli parça. Ben hemen bunu şu şekilde üstünden çizeyim. Tamam. Mavi renkli parçayı da şu şekilde çizeyim. Birazdan bunları hareket ettireceğim çünkü. Şu şekilde. Arkadaşım diyor ki kırmızı renkli parça 2 birim aşağı ötelenirse. Ben bunu tuttum. Bak burası eksi 1'deydi. 2 birim aşağı taşıdım. Artık bana burayı verdi. Tamam mı? Elde edilen yeni grafiğin belirttiği fonksiyon x 2 hapsi noktada limitli olur. Şimdi 2'nin sol limitine bakıyorsun eksi 3'e gidiyor. Sağ limitine bakıyorsun eksi 3'e gidiyor. Evet limiti oluyor arkadaşlar. Demek ki benim birinci öncülüm doğru. Kırmızı renkli parça 2 birim aşağı ötelenirse, fonksiyon limitli bir hal alıyor. İkinci öncülümüze bakalım. Mavi renkli parça 4 birim yukarı ötelenip. Şimdi gençler ben şunu şöyle yukarı doğru aldım. Yeniden eski pozisyonuna getirdim. Çünkü fonksiyonumuzun ana grafiği buydu. Şimdi diyor ki mavi renkli parçayı diyor 4 birim yukarı ötelersen diyor. Eksi 3'teyken bunu 1'e getirirsen diyor şu şekilde. Tamam mı? Daha sonrasında da diyor ki kırmızı renkli parçanın x eksenine göre simetriyi alınırsa şimdi ben bunu x eksenine göre simetriğini alırsam bu nasıl bir şey olur? Şurası eksi 1'deydi artı 1'e gelir. Yine şuradan geçer ve bu şekilde hareket eder. Doğru mu? Simetri alınırsa elde edilen yeni grafiğin belirttiği fonksiyon x eşittir 2 apsis noktada sürekli olur. 2 apsis noktada bak burada zaten tanımı vardı. Doğru mu? İçi doluydu. Mavi renkli burayı kapattı. Kırmızı renk de burayı kapattı. Ve doğal olarak sevgili arkadaşlarım fonksiyonumuzu elimizi kaldırmadan çizebilir hale geldik. Ve ikinci öncülümüze doğrudur diyebiliriz. Üçüncü öncül siyah renkli nokta silinip. Şimdi ben siyah renkli noktayı sileceğim arkadaşlar. Yani şurası ortadan kalktı. Burası yok artık. Tamam mı? Kırmızı renkli parça bir birim aşağı. Şimdi kırmızı renkli parçayı yani şunu sevgili arkadaşlarım şöyle tekrardan çizdim. Bunu tuttu bir birim aşağı ötele diyor. Bir birim aşağı ötelersem eksi ikiye gelir. Şurası hemen orayı da gösterelim. Çuf 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 çuf. Şurası eksi iki. Tamam mı? Daha sonrasında da diyor ki mavi renkli parçada bir birim yukarı ötelenirse diyor. Şimdi mavi renkli parçamız da şuydu biliyorsun. Hemen şöyle çizdim ben sana. Mavi renkli parçayı da tut diyor. Bir birim yukarı ötele. Bir birim yukarı ötelersem eksi üçten eksi ikiye gelir. Aha bunlar birbirini burada kapattılar ama ikisini de içi boş olduğu için bu şekilde boş bıraktım. Ve buradaki boş ee, siyah noktada kaldırılmıştı. Diyor ki otellerine ise elde edilen yeni grafiğin belirttiği fonksiyon x eşittir 2 alps noktada süreksiz olur demiş. Şimdi bakıyorsun içi boş hemen süreksizdir demiyorsun. Niye? Şimdi hatırla hocalarının sana anlattığı e, kitaplarda yazan fasiküllerde yazan durumu hatırla. Ne demişti sana? Bir fonksiyon bir noktada sürekli veya süreksiz diyebilmemiz için yani sürekli olabilmesi için öncelikle mesela e, hatta ve hatta sürekli veya süreksiz yaftası yapıştırabilmemiz için bizim bu fonksiyona. O fonksiyonun o noktada öncelikle tanımlı olması gerekiyor. Şimdi ben buradaki siyah noktayı silerek... ...aslına bakarsan şunu yaptım. Bu fonksiyonu iki noktasında tanımsız hale getirdim. Yani artık bunlar isterse birbirlerini üstünü kapatsınlar... ...isterse bu noktada gelip burada böyle dudak dudağa öpüşsünler... ...hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Yani böyle isterse gelsin alnından şappadan öpsün. Yani isterse üst üste gelsin. Yani sıkıntı yok. Bunlar sevgili arkadaşlar... ...burada buluşsalar dahi... 2 noktası bu fonksiyonda artık tanımlı olmadığı için tanımlı olmadığı bir yerde ben ben bir fonksiyona gidip sen bu noktada da süreksizsin işte diyemem. Çünkü fonksiyon diyor ki artık bu nokta bende yok. Fonksiyonda olmayan bir nokta için sen o noktaya sen süreksizsin diyemezsin fonksiyona. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 idi. Yani cevap B şıkkına verilmiş sevgili arkadaşlarım. Bu güzel soruda aklınızda bu şekilde bulunsun. ÖSYM bu tarz soruları e, sormaktan çekiniyor açıkçası. Çünkü ee, bu noktaya süreksiz diyen hocalarımız ve kitaplar da var. Ama bu noktaya sürekli diyen, pardon, süreksiz diyen hocalarımız ve kitaplar da var. Bu noktaya e, sürekliliği incelenemez diyen hocalar ve kitaplar da var, fasiküller de var. Dolayısıyla arkadaşlarım, e, bu şekilde spekülasyonlar olduğu için piyasada e, ÖSYM'de bu soruyu, soruları sormaktan çekiniyor açıkçası. E, ama hani böyle ünlü kitaplara baktığımız zaman, ünlü kitaplar derken üniversite kitaplarına falan baktığımız zaman bu noktada sürekliliğinin incelenemeyeceğini yani sürekli veya süreksiz diyemeyeceğimiz hakkında bilgiler de var aklınızda bulunsun. Şimdi gençler A 34'teyiz artık. A reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere A kümesine tanımlı bir F fonksiyonuyla ilgili bize çok güzel bir bilgi. Tanımsız olduğu noktalarda limiti yoktur diyor. Şimdi ...tanımlı olup olmama hali, limitinin olup olmama halini etkilemiyordu. Bir fonksiyon tanımsızsa da y noktada limit olabiliyordu. Mesela şöyle geldik, şöyle geldik ve fonksiyon bu şekilde devam etti. Ben A noktasında, A apsis noktada sol limite bakıyorum, bu buraya gitmiş aynı yere. Sağ limite bakıyorum, o da aynı yere gitmiş. İkisi de aynı yere gittiği için e, limiti vardır diyebiliyorum. Ama... Fonksiyon tanımlı mı? Hayır. Fonksiyonun tanımlı veya tanımsız olması limitinin olup olmadığı anlamına gelmiyor. Ben bunu konuyu anlatırken de sana demiştim ki hatta şöyle. Limitinin olup olmama hali o noktayla ilgili değildir. O noktanın civarıyla ilgilidir. Yani a absis noktada fonksiyon tanımsızsa beni ilgilendirmiyor çünkü beni a absis nokta değil, a'nın civarı ilgilendiriyor. E bu fonksiyon a'nın civarında zaten tanımlı. Dolayısıyla ben bunun limitini inceleyebilirim ve limitli, pardon, limitinin olup olmadığını da sevgili arkadaşlarım ee söyleyebilirim. Yani limitli de olabilir, limitsiz de olabilir. Ama ne diyor? Tanımsız olduğu noktalarda limiti yoktur diyor. Yanlış. Gitti. Bir noktada limit varsa o noktada sağ limit sol limite eşittir. Evet zaten limitin olması için gerekli ve yeter şart buydu. Bir noktada limitin olabilmesi için o noktanın sağ limitinin sol limitine eşit olması gerekiyordu. İkinci öncülümüz doğru. Tanımsız olduğu noktalarda süreksizdir demiş. Bir üstteki soruyu atıfta bulunuyorum. Tanımsızsa bir fonksiyon bir noktada onun sürekliliği incelenemez. Yani süreksizdir veya süreklidir diyemem. O halde bu da yanlış. Yani cevabımız yalnız 2 olacaktı. 34. sorumuzun cevabı da böylelikle eşit olmuş oldu sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. 35 ile artık son 6 sorumuz. O 4 metre uzunluğunda bir boru. Devrilerek önce bir ucu A noktasına gelecek biçimde sabit durmuş. Şu şekilde. Sonrasında yerdeki ucu biraz kayarak duvardaki ucu B noktasına gelince sabit kalmış. Buna göre alfa 0'a yaklaşırken AK bölü BK limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. AK dediği yer şurası sevgili arkadaşlar. BK dediği yerde tabii ki de burası. Şimdi bu limitin değeri soruluyor bize. İyi dinliyorsun beni güzel kardeşim. Hocam öncelikle ben AK uzunluğunu ve BK uzunluğunu madem alfa sıfıra yaklaşıyor, açı sıfıra yaklaşıyor trigonometrik biçimde ifade edebilir miyim? Bir deneyelim bakalım. Ben buradaki çubuğun uzunluğunun 4 metre olduğunu biliyorum. Buradaki çubuğun uzunluğu aynı çubuk olduğu için sadece biraz daha kayan bir çubuk olduğu için buranın da 4 metre olduğunu biliyorum. Şimdi hocam AK uzunluğu benim için artık 4 çarpı sinüs 3 alfadır. Ve BK uzunluğu da şurası da 4 çarpı sinüs alfadır. Biliyorsun hipotenüs çarpı oradaki açının sinüs değeri karşıyı. Hipotenüs çarpı oradaki açının e, kosinüs değeri de komşuyu bize veriyordu. Şimdi bizden istenen aslına bakarsan AK demiş ya 4 çarpı sinüs 3 alfa ve bölü 4 çarpı sinüs alfa istenmiş aslında. Ve ben burada 4'lerin sadeleşebileceğini biliyorum. Ve sana sandviç teoremini anlatırken şunu söylemiştim. Demiştim ki alfa sıfıra yaklaşıyorsa ve burada iki tane sinüslü ifade varsa veya biri sinüslü birisi doğrusal veya biri tanjantlı biri sinüslü veya biri tanjant biri doğrusal. Hiç fark etmez videonun o kısmını mutlaka incelemeni tavsiye ediyorum. Sen buradaki sinüsleri görmezden gelip ki matematiği katlettiğimizde söylemiştim. Ama her zaman sağlayan bir özellik olduğunu söylemiştim. 3a'nın a'ya oranı yani 3 alfanın alfaya oranı 3 yapar ve bu da bize cevabı verir demiştim ben sana. Evet gençler 35. sorumuzu da çözdük. Güzel de bir bilgi verdik. Devam ediyorum 36. sorumla. Bilim çember üzerinde AB doğrusu e, x eksenine paralelmiş. Yani şu kısımla şu kısım paralel arkadaşlarım. Ve diyor ki yukarıda verilenlere göre alan AOB yani şuradaki üçgenin alanının tanjant x'e oranı bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu bir bilim çemberse burası 1'dir. Hocam burası da 1'dir. Doğru mu? Doğru. Şu uzunluk bize burası x burası x olduğu için ikiz kenar bak birebir o zaman burası da x'tir. Demek ki şuradaki uzunluk bize kosinüs x değerini verirken şuradaki uzunluk ise bize sinüs x değerini verecektir. Şimdi bu üçgenin tabanı yani sevgili arkadaşlarım şu kısım 2 çarpı kosinüs x kadardır. Hemen yazalım alan alan a o B üçgeni eşittir taban 2 çarpı kosinüs x Yükseklik ne? Yükseklikte sinüs x'ti. Demek ki sevgili arkadaşlarım bizim alanımız bölü 2'si var tabi bir de. Bizim alanımız sinüs 2x bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Sinüs 2x bölü 2 geldi. Sinüs 2x nereden geldi? Yarım açı formülü. Hatırla. Tamam. Şimdi bir de bunu tanjant x'e böl diyor. Hadi bölelim. Sinüs 2x bölü 2 bölü tanjant x. Şimdi ben bunu şu şekilde yazabilirim değil mi? Sinüs 2x bölü 2 tane x biçiminde de yazabilirim. Şimdi hocam buradaki fonksiyonumuzun buradaki fonksiyonumuzun x'ler diyor sıfıra yaklaşırken ki limitini söyle bana diyor. Limit x'ler sıfıra yaklaşırken ki limitini istiyor bizden. Peki ben bu limiti nasıl bulabilirim? Şu şekilde az önce belirttiğim sandviç teoreminin getirdiği güzellikler sayesinde Yine sinüs ve tanjantı burada görmezden gelirsem 2x bölü 2x bize cevabı verir. Doğru cevap 1'dir. Bunu sadece değişkenler sıfıra yaklaşırken sinüslü ve tanjantlı fonksiyonlarda yapıyoruz arkadaşlarım. Doğru cevabımız 1 olacaktı. Yani cevap A şıkkına verilmiştir diyebilirim. Dedim ya eğer burada bunu ilk defa gören arkadaşlarım varsa benim limit dersimde anlattığım sandviç teoreminin özelliklerini mutlaka dinlemeliler arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah unutmam ama e, yukarıdaki kısma bilgi kartına bırakabiliyorum. Oradan izleyebilirsiniz gençler. 36. örneğimizde çözdüğümüze göre artık son sayfadayız. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Gayet az işlemle çok iş yaptık. Ee, i̇nşallah sınavda da karşına bu tarz sorular gelir ve sen de yaparsın. Evet 37. örneğimizdeyiz artık. Bir şeyi 40 defa söylersem olur demiştik. Ve artık 40. örneğe doğru yaklaşıyoruz. İnşallah olacak. Gerçek sayılarda tanımlı artan bir f fonksiyonu ile ilgili a bir tam sayı olmak üzere x eşittir 2 abscis noktada süreksizmiş arkadaşlar bu fonksiyon. F2'nin de 5 olduğu dile getirilmiş. X'ler 2'nin sağ tarafındaki limiti 3A artı 1'miş. Fx'in 2'nin sol tarafındaki limiti A 3 3'müş. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle çok güzel bir yorum sorusu. O yüzden beni çok iyi dinlemeni rica ediyorum. Ben şuraya 2 apsisi nokta diyeceğim. Bu 2'nin görüntüsünün 5'te olduğunu görüyoruz. Demek ki 2'nin görüntüsü 5'te ise şuraya 5 diyebilirim. Ve artık f2'nin 5 olduğu açık. Buraya noktayı koydum çünkü. Pekala. Bu fonksiyonun artan bir fonksiyon olduğunu ve gerçel sayılarda tanımlı olduğunu biliyoruz. A da bir tam sayıydı bu arada. Onu da unutmayın. Şimdi bu fonksiyon 2 noktasında süreksizse demek ki şu hareketi yapamayacağız. Çünkü limit görüntüye eşit olmayacak. Belki de limiti bile olmayacak. Ama artan bir fonksiyon olduğunu da biliyoruz. Şimdi o halde ben 5 e, noktasında süreksiz bir, 2 noktasında süreksiz bir fonksiyon olduğunu bildiğim için ben bunu buraya kadar getireceğim ve buradan sonra da şu şekilde devam etmesi gerekiyor çünkü artan fonksiyon olması gerektiğini biliyoruz. Belki bu biraz daha yukarıda veya biraz daha aşağıda, bu biraz daha aşağıda veya bu biraz daha yukarıda olabilir tabii ki. Ama şu an bunlara takılmamamız gerekiyor. Bizim takılacağımız yer şurası, bizim takılacağımız yer şurası. Şimdi ben 2'nin sağ tarafındaki limitinin şu kısımlarda olduğunu biliyorum. 2'nin sol tarafındaki limitinde şu kısımlarda olduğunu biliyorum. Yani her halükarda sağ limit sol limitten daha büyük olmalı. O halde ben 3a artı 1'i büyüktür a eksi 3 diyeceğim ve buradan da 2a büyüktür eksi 4 gelmesi gerektiğini göreceğim. 2a eksi 4'ten daha büyük olmalıymış ve buradan a'nın eksi 2'den daha büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ekstradan şu bir gerçek, ben 2'nin sağ limitinin 5'ten kesinlikle büyük olması gerektiğini ve 2'nin sol limitinde kesinlikle 5'ten daha küçük olması gerektiğini biliyorum. O halde biz bunu bu şekilde çözelim. Yani a-3 kesinlikle 5'ten küçük ve 3a artı 1 de kesinlikle 5, 5'ten büyük diye çözelim. O halde burada eksi 3'ü bu tarafa gönderirsem a 8'den küçük gelecektir. 1'i bu tarafa gönderirsem 3a büyüktür 4 gelecektir ve ben a'nın aslında 4 bölü 3'ten daha büyük olması gerektiğini ve 8'den de küçük olması gerektiğini gördüm. Bu durumda artık a'nın eksi 2'den büyük olması durumu bizim için geçerli değil. Çünkü ben zaten a'yı 4 bölü 3'den büyük buldum. 4 bölü 3'den büyük olan her sayı zaten otomatikman eksi 2'den büyüktür. Yani şu kısım bizim için iptal oldu açıkçası. Pekala 4 bölü 3'den daha büyük olması gerektiğini ve 8'den de daha küçük olması gerektiğini öğrendik. Peki burada a'nın alabileceği, a bir tam sayıda unutmayın. A'nın alabileceği değerler hangileridir? Bak azalarak ilerliyorum. A'nın alabileceği maksimum değer 7'dir. Sonrasında 6, 5, 4, 3, 2'yi alır. 1'i alamaz. Çünkü 4 bölü 3 birden zaten büyük bir sayıdır. A da birden büyükmüş demek ki. Demek ki benim alabileceğim x tam sayı, a tam sayı değerlerim bunlar. Bunların da toplamı bana 21'i verir sevgili arkadaşlar. Bakayım 27'yi verir özür dilerim. Çünkü 2 ile 7'nin toplamı 9, 6 ile 3'ün toplamı 9, 5 ile 4'ün toplamı 9'dur. Ve 3 kere 9 27 yapar. O halde cevabımız da c şıkkı olur diyeceğiz. Evet 37. sorumuzu çözdük. Soru gayet güzeldi, gayet tatlıydı. Bu soruyu mutlaka kaydedin gençler. Çünkü bizim için değerli bir soru. değerli olduğunu nereden biliyorsun hocam? Daha önceki sınav tecrübelerimden biliyorum. Bu tarz soruları ÖSYM çok seviyor. Aklınızda bulunsun. Benden size söylemesi, bu soruyu kaydedin. Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka tekrar etmeniz gereken sorulardan bir tanesi. Ve artık 38. sorumuzdayız. Soruyu şu şekilde allem ettik, gallemettik, sığdırdık. Şimdi çözelim bakalım 38'i. Aşağıda f fonksiyonu bize grafiği verilmiştir. O cümleyle işimiz kalmadı. Biraz daha büyütelim bence. Şu şekilde. Sığdı mı? Sığdı. Güzel. Şimdi diyor ki x'ler 1'in sol tarafına yaklaşırken f1 bölü x artı fx artı 3 eksi f5 eksi x limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben şunları bulmam gerekiyor. 1 bir bölü 1'in sol tarafı. Şimdi ben 1'i biri 1'in sol tarafına bölersem 1 bölü 1 ne yapar normalde? 1 yapar. Ama biri ben birden daha küçük bir sayıya bölersem sonuç birden daha büyük bir sayı çıkacaktır. Aslında burası f 1in sağ tarafı isteniyor benden. Artı 1'in sol tarafına 3 eklersem ne gelir? 4'ün sol tarafı gelir. Dolayısıyla burada 4'ün sol tarafı isteniyor. Burada da 5'ten birin sol tarafını çıkarırsam 4'ün sağ tarafını elde ederim. Burada da bundan bunu çıkarmamız isteniyor. Yani f 1in sağ tarafını bulacağım. F4'ün sol tarafıyla toplayacağım ve f4'ün sağ tarafını bu toplamdan çıkarmam isteniyor. Peki birin sağ tarafındaki limiti nedir? Bir burada birin sağ tarafı nereye gidiyor hocam? Eksi 1'e gidiyor. Dolayısıyla burası şurası eksi 1'dir. Artı 4'ün sol tarafına bakacağım şimdi. 4'ün sol tarafı da yukarıda bir görüntüsü yok. 4 e, şurada yukarıda şurada görüntüsü var. Ve nereye yaklaşıyor hocam? 1'e doğru yaklaşıyor. Demek ki burası da neymiş? 1'miş. Eksi, eksi 1 ile artı 1'in toplamı zaten çoktan 0 etti. Bize sadece Dördün sağ görüntüsü lazım. Dördün sağ görüntüsü de şurada oluşmuş bakın. Yukarıda. Ve nereye yaklaşıyor? Tabii ki de 5'e doğru yaklaşıyor. 5'e değil özür dilerim. Çok özür dilerim. 5'e yaklaşmıyor. 5'e yaklaşır mı hiç? Şimdi şuradan tuttuğum. Çarptığım. Yukarı döndüm. Şuraya yaklaşıyor. Peki orası kaç? Orayı vermemiş. Soru mu yanlış? Hayır soru yanlış değil. Benzerlikten bulabiliriz. Bak hocam şurası 4 birim mi? Evet. Şurası kaç birim? 2 birim. 4 bölü 2'den eğimimiz 2. Demek ki buradaki eğim de 2 olacak. Bak şurası kaç birim? 1. Burası 1 birimse şurası da 1 birimdir. Ve eğimin 2 olabilmesi için şurasında 2 olması şarttır. Benzerlik yaptım. 2'ye 1 buldum. Burası 2 ise 5'e 2 birim ekledim. Burası 7'nin ta kendisiymiş. Yani 4'ün sol tar sağ tarafı nereye yaklaşıyormuş? 7'ye. O halde burası da 7'dir. Ve göründüğü üzere cevap eksi 7'nin ta kendisi gelir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili gençler dedik ve artık bu sayfanın sol sütununun da sonuna geldik. Artık neredeyiz biliyor musunuz? 39. sorudayız. 39. soru güzel bir sembolik mantıkla sembolik mantıkla limit ve süreklilik dersinin birleşiminden oluşmuş bir soru. O yüzden dikkatli dinliyorsun beni. ÖSYM şimdiye kadar böyle bir şey yapmadı ama yapmayacağı anlamına gelmez. Bu şekilde fonksiyonlar verilmiş bize. P önermesi, Q önermesi ve R önermeleri var. Bir şeyler söylüyor bize. Bu önermeler için aşağıdaki Önermelerin cevapları A, B ve C olduğuna göre bu değerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle P önermesine bakalım ne diyor? X eşittir 3 absisi noktada fonksiyonun limiti vardır diyor. Limitinin olabilmesi için sol limitin sağ limite eşit olması gerekiyordu. Şimdi 3'ün sol limitine ve 3'ün sağ limitine bakacağım. 3'ün sol limiti için 2 kere 3, 6, 1 çıkardım 5 gelir. Bak sol limit 5 geldi. Şimdi sağ limite bakmak için de şurada yerine yazacağım 3'ü. 3'e 2 ekledim 5 geldi. Şimdi benim limit değerim varmış. 5 sol limit 5 sağ limit 5. E şimdi bize diyor ki fonksiyonun limiti vardır. Evet varmış ve bu limit değeri 5'e eşitmiş. O zaman P önermemiz doğru bir önerme olduğu için 1 yazdım doğruluk değerine. Şimdi gelelim Q önermemize. X eşittir 3 açısı noktada fonksiyon süreklidir. Sürekli olabilmesi için ne gerekiyordu? Fonksiyonun limitinin o noktadaki görüntüsün eşit olması gerekiyordu. Limit 5 ama görüntüye bakıyorsun 3. Demek ki bu fonksiyon bu noktada sürekli değil ama süreklidir demiş. O halde bu önerme yanlıştır. Yani ben buna 0 diyeceğim. X eşittir 3 absisi noktada fonksiyonun limit değeri 5'e eşittir. Ki zaten ben limitinin 5 olması gerektiğini bulmuştum. O halde bu da doğru bir önerme. Şimdi P1, Q0 ve R1 iken bunları yerine yazacağız. Öncelikle... P1 ise veya bağlacının içerisinde 1 varsa sonuç 1'dir. Ama bir de burada ne var? Değili var. Değil olduğu için burası 0'dır. Ve diyorum ki devamına bakmama lüzum yok. Çünkü ise bağlacının sol tarafındaki bileşen 0'sa burası 0 da olsa 1 de olsa hiç fark etmez. Sonuç daima 1'dir. Yani A kaçmış arkadaşlar? 1. Şu kısmı ele bile almadım. Tamam? Geldim ikinci önermemize. P ve R demiş. Yani 1 ve 1 demiş. 1 ve 1 bir 1'dir. Geldim buraya. P neydi? 1. E veya bağlacının işte 1 varsa sonuç 1'dir. 1 bir ancak ve ancak 1 ancak ve ancak bağlacının her iki ucu da aynı değerse sonuç 1'di. Yani 0 ancak ve ancak 0 1, 1 ancak ve ancak 1 bir, 1'dir. Dolayısıyla B de 1'miş. Geldim C'ye. P ya da R. P 1'di. R de 1'di. 1 bir ya da 1 e tabii ki 0'dır. Şimdi V bağlacına bakıyorsun. Şimdi ya da bağlacı da ancak vancan tam tersi. iki ucu da aynı değere sahipse sonuç sıfır çıkıyordu. Yani sıfır ya da sıfır. sıfır. Bir ya da bir. O da sıfır oluyor. Ama birbirinden farklıysa sonuç bir oluyordu. Dolayısıyla burası bir ya da bir olduğu için sıfır oldu. Ve V bağlacının hemen yanı başına bir sıfır varsa sonuç daima sıfırdı. Yani burası sıfır. Ama bir de neyi var? Değili var. Sıfırın değili birdir. Bir ancak ve ancak P'nin değili. P'nin değili nedir? P1 ise P'nin değili sıfırdır. Bir ancak ve ancak sıfır da tabii ki sıfırı verir bize. Yani cevabımız ABC'nin cevabı değerleri 1 1 0 olacakmış. 1 1 0 seçeneği de A şıkkında mevcut dedik. 39'u da çözdük ve artık tabii ki de 40. örneğimize doğru geçiş yapıyoruz. Bu da bizim son örneğimiz sevgili arkadaşlarım. Son örneğe geçerken böyle tatlı bir soruyu sizlere sevgili arkadaşlarım bizi türeve bağlayacak olan noktayla çözelim. Lofital ile çözelim ve türevin limit tanımını da bu şekilde buradan aradan çıkarmış olalım. Tamam mı? İyi dinle beni. Bu türevin limit tanımıdır aslında. Bakalım ne istiyor bizden ne diyor bize. 3x kare artı 6x eksi 2. Limitten de çözebiliriz soruyu. Türevden de çözelim. Bu fonksiyon verilmiş f4 eksi fx bölü 4 eksi x'in 4'e giderkenki limitin değeri. Şimdi 4'e yaklaşırken üst alt tarafta bakıyorsun 0 oluyor. E, tanımsız e, ama şıklar değeri kaçtır diye soruyor şıklar reel sayı demek ki üst tarafta 0 oluyor yani f4'ün 0 olduğunu görebiliyor muyuz bir bakalım 4'ün karesi 16 3 ile çarptım 48 artı 6 kere 4 e, bize 24'ü mü veriyor 24 ve daha sonrasında e, bir bakayım tamam f4 eksi fx bize 0 verecek tamam çok güzel şimdi f4'ümüz 0 olmuyor şu şekilde çalışıyor hiç yazmamıza bile gerek yok. Çok üzgünüm. 4'ü yerine yazdığınız zaman zaten f4 eksi f 4ten 0 geliyor. Aşağıda yazıyorsun 0 bölü 0 belirsizliği. Çok güzel. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Hocam yapmamız gereken şey şu. İlk olarak limitten bir çözelim biz bunu. F4 dediğimiz değeri yine bulacakmışız zaten. 3 çarpı 16 artı 6 kere 4 24 eksi 2. Şimdi şurası 48. 48'den 2 çıkardım. 46. 46'ya 24 ekledim. 70 geldi. 70 eksi fx yani 3x kare artı 6x eksi 2 diyeceğim. Bu da bana eksi 3x kare eksi 6x bak artı 2 artı 70'ten artı 72'yi veriyor. Şimdi bunların hepsi 3'e bölündüğü için hatta eksi 3'e bölündüğü için ben bunu eksi 3 parantezine alayım. x kare artı 2x artı eksi 24 olsun. Burayı da ben eksi 3 parantezinde bak x'e x ve artı 6'ya eksi 4 diye ayırabildiğim için x artı 6 ve x eksi 4 yazdım. Daha sonrasında bölü 4 eksi x'im var benim. Bu 4 eksi x de şuradaki eksi x eksi 4 birbirini götürür. 4'ü de yerine yazarım. 3 çarpı 4 artı 6'dan 10 gelir. 3 kere 10'dan cevap 30 olur. Yani cevabımız C şıkkıymış. Hocam bu zor değildi. Yani zaten zor olsun diye yazmadım. 40. sorularda genellikle bir güzellik saklı. Bu güzellik de bu sorunun bizi türeve bağlayacak olması. Şimdi biz daha öncesinde ee, Tabi hocalarımız öğretmiştir diye Düşünüyorum yüksek ihtimalle Tamam sınavda e, sınav müfredatında Lofitelli yok ama Lofitelli soruları Çözebiliyoruz şimdi nasıl yaparız Hocam 0/ bölü sıfır belirsizliği Geldiğini görmüştük o halde ben diyorum ki Üst tarafın türevi bölü alt tarafın Türevi yapalım üst tarafın türevini alırsam F4 bir sayıya eşitti ve sayının türevi sıfırdı Eksi fx'in e, Şeyi de türevi de Eksi f türevi x'tir bölü alt kısımda 4'ün türevi 0 buranın türevi de eksi 1'dir. Eksiler gider f türev x kalır elimizde. Peki f'in türevi nedir? Buranın türevini aldığınız takdirde 6x artı 6 yapar. Peki x'ler nereye yaklaşıyordu? 4'e yaz yerine 6 kere 4 artı 6 bize 30'un ta kendisini verir. İşte türev yoluyla daha basit olduğunu görüyoruz. Ve türev yolu da daha basit ama türev yoluyla da daha basit ama şöyle bir durum da var. Türevin ilk başında size diyeceğiz ki ki 5 saatte türev videosu paylaşmıştım. 5 saatte tüm türevi ele aldık. O türev videosunun hemen baş kısmında da bunları görecek, göreceksin zaten. Lütfen ele al. Lütfen bak bunları incele. Bu direkt zaten bizim türev tanımımızdır. Limit x'ler 4'e yaklaşırken fx eksi f4 bölü x eksi 4 aslında bakarsan bize f türev 4'ün ta kendisini verir diyoruz türevin başında. Ki bunun da neden bu şekilde olduğunu da net bir şekilde anlattık. Aslına bakarsan ortalama değişim hızı, fonksiyondaki ortalama değişim geliyor. Lütfen bu kısma da göz atmanı rica ediyorum. 5 saatte türev videosu yazarsan zaten direkt karşına çıkar ve oradan izleyebilirsin. Hatta bence 40 soruda türeve başlamadan önce o 5 saatte türevi de bitirmeni öneririm. Evet gençler, artık sayfamıza son kez şu şekilde uzaktan bakalım ve videoyu noktalayacağız birazdan sizlere bir veda konuşması ile veda konuşması derken bir daha görüşmeyecekmişiz gibi oldu ama e, görüşeceğiz arkadaşlar. Niye görüşmeyelim? Evet gençler. Bu şekilde limit ve sürekliliği de 40 soruda ele aldık. Çok güzel birbirinden güzel sorular çözdük ve bu birbirinden güzel sorular bizi geliştirdi mi? Kesinlikle geliştirdi bize katkıda bulundu mu kesinlikle katkıda bulundu. Artık kafanda bir şeyleri canlandırabiliyor musun? Kesinlikle. Konu daha düzenli hale geldi bir kere. Çünkü ben sizi çok iyi anlıyorum. Ben yeni bir şeyler öğrendiğim takdirde en zorlandığım şey şu oluyor genel itibariyle. Sadece ders babında değil genel itibariyle mesela bir bilgisayarda uygulama veya program öğreneceğim veya telefonda bir uygulama öğreneceğim ve ona daha yeni geçmişsem öncelikle ona bir alışma süreci oluyor. Tamam yanımda birileri yaparken benim için çok kolay geliyor. Diyorum ki aa nasıl yaptı i̇ki, klavyeden iki tuşa basıyor oluyor mesela ama ben yapınca olmuyor. Ve hep karıştırıyorum hep araştıra araştıra yapmak zorunda kalıyorum ama maksimum bak maksimum. 5-6 kullanımda artık sen de ustalaşabiliyorsun ki ben sana 5-6 anlatım bir ders değil. 40 soruda limit ve süreklilik dersi yaptım. Senin bu videodan sonra ustalaşmış olman gerekiyor artık. Lütfen şunu denemeni istiyorum senden. Bu videodan çıktıktan sonra, tamam? Kitabı açıyorsun ve kitaptaki böyle çözdüğümüz sorulara şöyle gözünle bir bakıyorsun. Tamam. Gözünle bak şöyle. Sadece ama sadece hangi soruyu nasıl çözdüğümüzü hatırlamanı istiyorum. Burada soruları tekrar etmeni falan istemiyorum. Daha sonrasında kitabı kapat ve bir soru bankasından limit ve süreklilik testi aç. O testten birkaç tane soru karala bakalım işe yaramış mı? Tamam. Evet gençler sonraki videomuz artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Babalar gibi türev olacak ve türev videosunu çekmek için şimdi bu videoyu durduruyorum. Hemen arkasından türev videosunu çekeceğim çünkü. O videoda görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.